İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. CNN Türk ekranlarında Gündem Özel'e başladık. Ben Deniz Bayramoğlu. Bu haftaki Gündem Özel serisinde ilk programı biraz tarih ve siyaset bilimine ayıralım istedik. Tarih ve siyaset bilimine ayırıyorken de üzerinde konuşacağımız konu yine her zaman olduğu gibi tabii ki bilimsel bakış açısıyla. Siyaset de bir bilim dalı bu arada, tabii bunu unutmayalım. Üstelik de en eski bilim dallarından bir tanesi, felsefeyle birlikte, edebiyatla birlikte yazılı metinlerin en eski tarihlere doğru gittiği birkaç tane alandan bir tanesi. O yüzden konuşacağımız konunun da bilimsel olarak ele alınacağının altını şöyle kalın bir çizgiyle öncelikle çizelim. Hangi konuyu konuşacağız? Hafta içerisinde Suudi Arabistan'dan gelen bir açıklama var. Yeni Veliaht Prens, Suudi Arabistan Kralı Kral Selman'ın yeğenini, veliaht olan yeğenini azledip onun yerine kendi oğlu Muhammed Bin Selman'ı veliaht olarak atamasının ardından bir röportajda gelen bir açıklama bu. Veliaht Prens Muhammed Salman aynı zamanda uzunca bir dönem Suudi Arabistan'da Kalkınma Bakanlığı yapan bir isim. Yeni projelerini açıklıyorken Dubai tarzı bir ekonomik merkez kurulacağını da ifade ettiği konuşmasında aslında bütün dünya açısından sadece bizim İslam dünyası, İslam coğrafyası, Suudi Arabistan, Arap Yarımadası değil, bütün dünya açısından çok önemli olan bir açıklamayı dile getirdi. Suudi Arabistan olarak, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, kendi ifadelerini kullanıyorum, ılımlı İslam'a döneceklerini ifade etti. Şimdi ılımlı İslam'a döneceklerini ifade ediyor olması Suudi Arabistan'ın hakikaten çok önemli bir gelişme. Çünkü özellikle 1970'lerden bu yana Türkiye açısından da baktığımızda merhum Uğur Mumcu'nun gündeme getirmiş olduğu rabıta meselesiyle birlikte Türkiye'deki bir takım radikal unsurların, radikal akımların desteklenmesi meselesi, ardından Vahabilikle birlikte yine dünyada birçok yerde, birçok noktada Selefi olarak adlandırılan, yeni neo selefi olarak adlandırılan, hatta kimileri tarafından bu tanımlamalarda kabul edilmeyip harici olarak adlandırılan birçok radikal akımın desteklenmesi meselesi yine Suudi Arabistan tarafından gündeme geldi. Doğrudan fiili desteklerin yanı sıra ideolojik, ruhani bir destekten de aynı zamanda bahsetmek gerekiyor. Fikri bir destekten de bahsetmek gerekiyor. İşte biz de tüm bunları konuşacağız. Yani Vahabilik nedir? Suudi Arabistan rejimindeki yeri etkisi, Suud kabilesinin iktidara gelmesi, ılımlı İslam ne demek? Yine Prens Muhammed Bin Salman'ın ifade ettiği gibi acaba İslam'daki radikalleşmenin temel nedeni İran devrimi ve İran devriminin dünyadaki etkileri mi? Peki ılımlı İslam dediğimizde Suudiler ne anlıyor, biz ne anlıyoruz? Türkiye açısından bunun anlamı nedir gibi birçok konuyu konuşacağız. Bugün girişi biraz uzun tuttum, farkındayım, ama üzerinde konuştuğumuz konu hassas ve önemli bir konu olduğu için sadece konunun kendi içeriği itibariyle değil, az önce de anlatmaya çalıştığım gibi dünyadaki yansımaları açısından önemli bir gelişme olduğu için biz de bunun arka planını bir anlayalım, öğrenelim. Burada geçen terimler, ifadeler, siyasi akımlar, yönelimler, geçmiş tarih ne diyor, siyaset bilimi ne diyor bu konulara, bunu konuşalım istedik. Konuklarımızı hemen tanıtayım ben sizlere sevgili seyirciler. Ekopolitik kurucusu ve yazar Sayın Tarık Çelenk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız, eksik olmayınız. Tamam. Uzunca bir süredir sizi yayınlarımızda da konuk edememiştik, ağırlayamamıştık. Çok da memnunuz. Hazır yeri gelmişken hemen ben Sayın Tarık Çelenk'in son çalışmasını da sizlere tanıtmak isterim sevgili seyirciler. Hakikaten Türkiye düşünce dünyası açısından günümüz itibariyle güncel bilgilerin de yer aldığı çok önemli bir siyaset bilimi çalışması. Türk Sağının Düşünce Atlası. Burada hem Sayın Tarık Çelenk'in kendi deneyimlerinden yola çıkarak Türk Sağının tarihine, geçmişine, bugününe, ideolojik yönelimlerine, beslendiği kaynaklara yönelik ifadeleri, çalışmaları, tezleri yer alıyor. Hem de Türk Sağının bugün hali hazırda yaşayan, önde gelen isimlerinden, yani Cumhurbaşkanlığın yapmış isimlerden Sayın Abdullah Gül'den çok üst seviyede bakanlık, başbakanlık yapmış isimlere kadar birçok isimle yapmış olduğu mülakatlarında yer aldığı bir çalışma,
bir kitap. Hakikaten kaynak niteliğinde benim kütüphanemin güzide bir köşesinde yer alıyor. Büyüklük gösterdi, imzalayıp bize göndermiş Sayın Tarık Çelenk. Bundan bahsetmesem olmazdı, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Hemen onun yanında Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bizim aslında bu konuşacağımız Vahabilik, Selefilik, radikal akımlar, ılımlı İslam, bunun Türkiye dünya açısından ne anlama geldi? Sizin de konuşmalarınızda, yazılarınızda sık sık dile getirdiğiniz, hatta birçok noktada bedelini de ödemek zorunda olduğunuz konulardan bir tanesi. Bugün de yine sizin kıymetli katkılarınızı bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın katıldığınız için. Sağ olun. Sol tarafıma döndüğümde Profesör Doktor Hasan Onat'ı görüyoruz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Özellikle mezhepler tarihi denildiğinde Türkiye'de akla gelen birkaç isimden bir tanesi hocamız. Eksik olmasın, bizi de sık sık yayınlarımızda destekliyor, konuk oluyor, kıymetli fikirlerini, çalışmalarını, görüşlerini bizimle paylaşıyor. Tam da bugün hocamın nasıl diyelim, çok böyle rahatlıkla ve büyük bir keyifle diye düşünüyorum konuşacağı, bilgilerini, deneyimini ifade edeceği bir alan olacak inşallah. Çok teşekkürler Hasan Hocam. Teşekkür size de ağzınıza sağlık. Ve Profesör Doktor Mithat Baydur, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Mithat Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Gündem özellikle başladığında o Türkiye'nin karışık siyasi döneminde biz de siyasi programlar yapıyorduk. Orada sizi birkaç kez konuk etme şerefine nail olmuştuk. Estağfurullah, o şerefi ondan sonra uzunca bir süre görüşemedik ama çok teşekkür ederiz. Eksik olmayınız yine. Bizi kırmadınız bugün. Bu arada sizin de yeni kitabınızdan bahsetmeden olmaz. Buradan vereyim isterseniz. Lütfen gösterelim. İlmi Siyaset kitabı. Eksik olmasın hocam da kitabı imzalayıp bana göndermiş. Benim de geçen hafta elime geçti. Hakikaten Orta Doğu politikasında neler oluyor, dün ne vardı, bugün neler yaşanıyor, bugün yaşananların arkasında gerisinde neler var, bunları anlayabilmek için o da var ama Türkiye'nin Tanzimat'tan bu yana siyasal, kültürel, sosyal, iktisadi değişim ve dönüşüm evreleri de var. Hepsi birlikte. Dolayısıyla bir başka başucu kitabıyla daha karşı karşıyayız. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bugün konuşacağımız konuyu ben kısaca anlatmaya çalıştım. O yüzden bu konuyu öncelikle bir temelleri itibariyle anlamak lazım diye düşünüyorum. Vahabilik hakikaten en çok duyduğumuz terimlerden bir tanesi. İslam dünyası konuşuluyorken, İslam dünyası tartışılıyorken, sadece İslam dünyası kültürel, dini açıdan değil, siyasi açıdan tartışılıyorken de en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hasan Hocam bir anlatır mısınız bize öncelikle? Vahabilik nedir? Oradan bir başlayalım. Vahabiliğin kökeni, varoluşu, neler içerdiği, nasıl bir bakış açısına sahip olduğu, neden bir İslami akım olarak tek başına değil de aynı zamanda bir siyasi akım olarak düşünülmesi gerektiğini hep beraber bir önce konuşalım ki temel kavramları oturttuktan sonra belki bugün anlamak daha anlamlı olacak. Buyurun efendim. Şimdi Vahabilik dediğimiz zaman Muhammed bin Abdülvehhab kurucu bir isim olarak çıkar karşımıza. Bunun birkaç kademeli, çok detaylara girmeyeceğim orada çünkü o izleyenlerimizi de sıkar. Bunun birkaç kademeli bir hayat tarzı vardır. Önce sıradan bir alim konumundadır. Fakat ilk çıkışı o Hanbeli geleneğin içerisinde, içinde yaşadığı zaman diliminin bir takım bidatlarına karşı muazzam bir mücadele başlatır. Ve 18. asırdır. 18. asır İslam coğrafyasını da gözümüzün önüne getirirsek gerçekten çok sorunlu bir süreç çıkar karşımıza. Burada Muhammed bin Abdülvehhab önce sıradan bir insanken daha sonra Suud ailesiyle tanışır. Suud ailesiyle tanışması onun kaderini değiştirir. Ve o ondan sonraki süreç artık Vahabilik dediğimiz oluşumun en başlangıcında var olan bidatlarla mücadele. Bidat dediğimiz bidat, şey dinden çıkış. Şöyle dinden ifade edelim. Bidat yeni şeyler demektir. Yani bu bidat merkeze aldıkları şey peygamber döneminden sonra bu Selefi Salihin diye belli bir idealize edilen asırdan sonra ortaya çıkan yeniliklerin tamamı bidat olarak görülür ve bunlarla mücadeleyi merkeze alan bir şeydir. Somut örnek üzerinden konuşalım. Mesela onların, Vahabilerin en çok mücadele ettikleri tekke, türbe ve bunlarla ilgili tekkeye giden, türbeye giden mesela tasavvuf onlara göre şirktir. Tekke, türbe ziyareti şirktir. Çünkü bunlar bidattır ve Vahabiliğin en özgün tarafı kendi bağlamında kurumsal yapıya ulaştıktan sonra
tevhid anlayışıdır. Tevhide o kadar vurgu yaparlar ki tevhidi üç kategoride ele alırlar. Tevhidi uluhiyet, tevhidi rububiyet ve tevhidi ameli diye. Diğer ikisi zaten kolay anlaşılabilir. Cenab-ı Hakk'ın birlenmesidir. Ama tevhidi ameli insanların davranışlarında da o tevhidin yansıması, açığa çıkması hadisesidir. Söz gelimi işte burası zaten Vahabiliğe karakteristik özelliğini kazandırır. Ve bu çerçeve içerisinde kendileri gibi düşünmeyenleri kolaylıkla şirkle itham edebildikleri gibi namaz kılmayan insanın müşrik olduğuyla alakalı kapılar buradan aralanır. Ve o yüzden de mesela işte bu açılımın arkasında yatan sebep nedir? Suudi Arabistan'da polis ezan okunurken insanların iş yerlerini kapatması, insanların camiye gitmesini sağlaması ve benzeri ahlak polisi bir takım, yani Suudi Arabistan'daki şimdiye kadar dikkat çeken o kapalı yapı Vahabiliğin temel doktrinleri çerçevesinde şekillenen anlayış artık demek ki bir doyma noktasına mı geldi ya da bu toplumda bir patlamaya mı yol açacak? Ben bunu İran'la irtibatlı olarak o açıklamanın yapılmasını da önemsiyorum. Diyor ki son 30 yıl İran devrimi geldi. Devrim sonrası biz anormalleştik. İyi de bu 30 yılın meselesi değil. Yani burada 18. asır var. Bunların mesela 1804 yılında bir Kerbela'yı ele geçirmeleri, Osmanlı'ya karşı mücadeleleri, mesela Kerbela'da kaynaklarda 5000 kişinin öldürüldüğünden söz edilir. Bu arada dönemde. Muhammed bin Abdülvehhab'ın doğumu 1700'lerin başları. 1701'dir doğum tarihi. 18. asır diye onu yani söyledim. Yani bunun bir dini akım, ardından da siyasi bir akım olarak Suudi ailesiyle, Suud kabilesiyle yan yana gelmesi de 1700'lerin ilk yarısı itibariyle. 1740'lardan itibaren zannediyorum orada bir işbirlikleri belli bir seviyeyi yakalıyor. O dönemde Suud ailesiyle birliktelikleri ve artık burada o Suud ailesi bir ideoloji bulmuş oluyor kendisine. Ondan sonra o devam ediyor. İşte mesela bu dikkat çektiğim 1803 ya da 4 olacak. O Kerbela'nın ele geçirilmesi, yağma edilmesi ve oradaki insanların öldürülmesi bir dönüm noktasıdır. Osmanlı'nın şeye karşı, Vahabilere karşı duruşunu netleştiren bir süreçtir. Ondan sonra savaşlar var. O detaylar çok, onlara çok fazla girmek zannediyorum gerekmiyor. Çünkü ondan sonraki süreçte Osmanlı Suud ailesiyle olan mücadele, bu meşhur Osmanlı ordusunun arkadan vurulması diye böyle kolaylıkla ifade edilen şey, bu büyük ölçüde 19. asırda yaşanan hadiseler, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu işle görevlendirilmesi, burada idam edilenler en nihayetinde 1900'lerin başında artık Vahabilik İngilizlerin de desteğiyle devlette etkili olduğu gibi bir Suud Devleti de teşekkül etmiş oluyor. Bu süreç aşağı yukarı böyle seyrediyor. Ha, tarihsel seyri konuşmamız gerekecek ilerleyen dakikalarda. Onlar belki detayları dönelim. Yani detayları açabiliriz. Özellikle Suud ailesinin Osmanlı'ya karşı mücadelesinin biraz konuşulması gerekiyor ki Orta Doğu'nun mevcut durumunda ne olduğu anlaşılabilsin. Ama ben birazcık daha Vahabiliğin öncelikle bir itikadi yapısıyla ilgili konuşmak gerektiğini düşünüyorum siyasi noktaya gelmeden önce. Çünkü özellikle o tevhid kısmında, yani ameliyede, uygulamada, gündelik hayatta diyelim aslında biz ona. Yani tek tip insan ortaya koyma projesi, çünkü bugünkü problemlerin önemli bir kısmını oluşturan, temel o baskıcı totaliter kısmı oluşturan anlayışı. O yüzden o biraz ben orayı birkaç cümleyle buyurun netleştireyim. Tamam, tabii ki. Şimdi burada Vahabiliğin bu kendi duruşunu belirleyen erken dönem algısıdır. Selefi Salihin diye peygamber dönemi, dört halife dönemi, ondan sonraki ilk iki asrı bu idealize ederler ve denilir ki İslam en iyi, en ideal şekliyle o zaman diliminde yaşanmıştır. Ondan sonraki bu yaşanan biçim sağlıklı değildir. Burada işte iki kritik nokta öne çıkar. Din denilen hadise o dönemdeki insanların yaşadıklarıdır. Biz buna Ehlül Asar da diyoruz. Yani o dönemdeki eserlerin, o dönemde yazılıp çizilenlerin idealize edilmesi. Vahabiliğin bu bağlamda o Hanbeli geleneğin içerisindeki duruşu böyledir. İkinci bir burada önemli bir nokta var. İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye sadece Vahabiliğin beslenme kaynağı değildir. Aslında modern dönemde de radikal hareketlerin çoğunun
müracaat ettiği çok mümbit bir adam. Çünkü birden çok İbn-i Teymiye vardır ve İbn-i Abdülvehhab'ın fikir olarak iki beslenme kaynağı Hanbeli gelenek ve bu gelenek içerisinde ikinci beslenme kaynağı İbn-i Teymiye'dir. Ondan sonra İbn-i Kayyım Cevziye vardır beslenme kaynakları olarak. Bu süreç içerisinde kendi itikadi yapılarını sistematize ederler. O zaman anlaşılır bir cümle kuralım. İtikadi yapılarında tevhid vurgusu ön plandadır ama tevhidi insanın davranışlarıyla irtibatlandırırlar. Bunun açık anlamı şudur. Namaz kılmıyorsanız kafirsiniz demektir. Oruç tutmuyorsanız kafirsiniz demektir. Bu Müslüman gelenekte de Osmanlı'nın bunları haricilerle irtibatlandırması tesadüfi değildir. Osmanlı ilginç bir strateji uygulamıştır. Vahabilere neo harici tabiri de kullanılmış ama Vahabiliği o zamanki koşullarda Ehl-i Sünnet algısının dışında tutmuştur Osmanlı. Ne zamana kadar? Abduh 1904'te vefat eder. Abduh'un öğrencisi Muhammed Abduh. İslamcılığın yani İslamcılık diye tanımladığımız siyasetin aslında önemli isimlerinden, temel kurucu isimlerinden biri desek Muhammed Abduh için. Denilebilir. Çok büyük bir kafadır Muhammed Abduh ve aslında ıslahat arayışları diyoruz. Islahat diyorum. İslam'daki böyle yenilikçi bir takım arayışların kurucu isimlerinden birisidir o. Onun öğrencisi Reşit Rıza 1904'ten sonra ilginç bir iş yapar. Önce Vahabiliği Ehl-i Sünnet'in içinde mütalaa edilecek kapıları aralar. Sonra da Vahabilik ve Selefilik arasındaki bağ Reşit Rıza ile kurulur. Buraya kadar aşağı yukarı süreç böyle yani. Evet. Size dönelim Caner Hocam. Yine Vahabilikle ilgili Vahabiliğin temel inanış biçimleri, itikadi temel noktaları nelerdir? Neye inanırlar? Nasıl bakarlar? İslam anlayışları nedir onların? Tabii hocamın demin vurguladığı Muhammed Abduh önemli bir alim. Muhammed Abduh'a sorsanız o da kendisini işte Selefi olarak nitelendirecektir. Fakat burada Vehhabiler de görüyoruz işte kendilerini Selefi olarak nitelendiriyorlar. Yani iki tarafta İslam'ın ilk dönemine vurgu yapıp belli şeyleri temellendirmeye çalışıyor. Fakat ona rağmen ikisinden de aynı tip bir algı çıkmıyor. Arasında yine mesela bir Muhammed Abduh'un İslam anlayışıyla ki yani ben kendimi ona daha yakın hissediyorum. Vahabilik arasında müthiş bir fark çıkıyor karşımıza. Vahabiliğin ayırt eden özelliklerden bir tanesi mesela günümüz açısından bence küreselleşme açısından önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü hocam temelleri anlattı. Belki ben nokta nokta birkaç şey anlatırsam. Önemli noktalardan bir tanesi mesela kadınların kamusal alandan dışlanması. Neden bu kadar sert yaklaşırlar bu konuda? Çünkü yani Hanbelilikte daha evvel onların aldıkları, temel aldıkları Hanbelilikte ve diğerlerinde de zaten kadına böyle bir rol biçilmişti. Bu arada, o kaynaklara da baksak. Belki bilmeyenler olabilir hocam. Hanbelilik nedir? Diğer mezhep evet, arasındaki yani, yeri nedir? Onları da bir İlk dönemde Ehl-i Sünnet'in de aslında birçok mezhebi var. Ama günümüze gelen 4 tane işte temel mezhep var. Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik. Bu Vahabilik, Hanbeli çizginin içerisinde yeşeren bir dal gibi onu değerlendirebiliriz. Yani onların yani bunu Vahabilik kendisi icat etmedi kadınların kamusal alandan dışlanmasını. Onların müracaat ettikleri kaynaklarda işte İbn-i Teybiye, Kayyım Cevziye, Hanbelilik yani hangisini alırsak alalım. Bu zaten bu izahlar var. Ha, İslam'ın içinde buna aykırı izahlar da var. Yani mesela Muhammed Abduh'a gitseniz baksanız işte o aykırı izahları karşınıza koyacaktır. Ama Vahabilik sonuçta böyle bir algıya neticede ulaşıyor. Bu algıya göre kadınların kamusal alanda işte dışlanması lazım. Bunun işte günümüzde popülerize olmuş, dışa vuran tartışmalarından bir tanesi ne işte? İşte kadınlar araba bile süremiyor. İşte ılımlı İslam diyorlar. Yani ilimli İslam'da ne demek onu tartışabiliriz. İlimli İslam dediğimizde birçok kimse işte Suudi Arabistan ılımlı İslam adına ne yapacak sorusu gelince aklımıza. İlk işte hanımların araba sürmesine izin verecek diyor ki şunu da biliyoruz. Bununla beraber Vahabilik elden gidecek, Vahabilik mahvoluyor. Bunlar bizi mahvedecek şekilde, hani bize göre komik bile gelebilecek bu gevşemeyle. Birçok kimsenin de buna karşı böyle büyük bir tepki de şu anda Suudi Arabistan içinde oluşturduğunu, yani orada daha ılımlı bir yapıya geçmenin ne kadar zor olduğunu da bir yandan tespit edelim bununla. Şimdi küreselleşmenin en önemli unsurlarından birisi aslında kadınların hayata aktif olarak ne kadar katılacağı.
hayatın içerisinde ne kadar rol alacakları. Şimdi bu uydurulan dini yapıda, ki Türkiye'de de bu tarz bir dini yapıyı savunanlar var. Bunlara göre kadının çalışmaması lazım. Kadının, erkeklerle kadınların mesela karışık olduğu üniversitelere gitmemesi lazım. Mesela bunlara göre, ki Türkiye'de de dediğim gibi bunların takipçileri var, bir kere daha vurgulayayım. İşte mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, ODTÜ'ye, Boğaziçi Üniversitesi'ne, ki bizim bütün üniversitelerimize kız erkekler karışık. İlahiyat fakültelerine bir kısmı ayırmaya çalışıyorlar, onu parantez içinde geçelim. Ama onu saymaksak hepsinde karışık. Bunlara göre kızların bu okula gitmemesi lazım. Türkiye'de biz bir İslami kesime son dönemde tanıklık ettik değil mi? 1990'lı yıllarda hani böyle siyasal bilimler tezlerinde konu olan bir siyasal İslam var. Bunun en önemli hedeflerinden birisi başörtüsü sorunu yüzünden okula girmesi engellenen kızların önünü açmak. Kendine böyle bir hedef koyan bir siyasal İslam taşıdık. Ve bu Türkiye'de şu andaki aşağı yukarı bütün kesimler, yani siyasal İslam olarak kendini hiç nitelendirmeyen kesimlerinde benimsediği, karşı çıkmadığı bir unsur aşağı yukarı görürüz. Hiçbir siyasi partinin ben günümüzde hangi kesimde olsa olsun ya başörtüler okula girmesin diye bir politika, bir parti programı, böyle bir şey hiçbirinde ben görmüyorum. Geniş bir kesim benimsedi. Siyasal İslam'ın en önemli hedeflerinden biriydi bu. Bir bakın. Fakat şimdi bakıyoruz. Yani üniversitelere kızlar rahatça gidecek diyelim İslami kesimden, tırnak içinde diyorum kızlar. Şimdi meğerse Türkiye'deki o bazı İslami gruplara göre demek ki çok büyük hata yapılmış. Kızların okulda ne yeri var diyen, kızını okula niye yolluyorsun diyen insanlar var. En popüler böyle din alimlerinden bir kızımı YouTube'da, ben 7 yaşından sonra kızımı asla bir erkek hocaya okutmam. Ya 7 yaşından önce de okutmam, ne işi var kızların erkek hocayla diyen bir anlayış var. Ve bunların bir kısmı topluma yaptığı baskılarla, kızların bir kısmının işte o Vahabi zihniyetini orada uyguladıklarını, yani Vahabiler açılmaya çalışırken bizim burada bir kısmı kızları eve kapatmaya çalışıyor. Şimdi kadın meselesi basit bir mesele değil. Yani şimdi birçok başlık açabiliriz. Ama bana göre en önemli başlıklardan birisi ne? Toplumun %50'si ve bu %50'sinin toplumun kamusal alanda ne kadar aktif rol alacağı, hem o %50'si için toplumun önemli, hem de toplumun bütün kesimlerini de bir şekilde bu etkileyecek. Yani iş gücü olarak ne kadar topluma katkı bulunduklarını belirleyecek. İşte o annelerin yetiştirdiği erkeklerin de veya kızların da nasıl olacaklarını belirleyecek. Yani çok temel unsurlardan birisi. Ha, benim gördüğüm Suudi Arabistan bu konuda bir açılım yapmak istiyor. Fakat önünde kendi için engeller var. Kendi iş dinamiklerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Aha. Onlarla ilgili şeyleri göreceğiz. Ama bana sorarsanız Kur'an'da, ki Kur'an'da eğer ki bana göre bir şey yasak değilse, insanlar onu yasak koymuşlarsa o sadece bir gelenektir. Dinsel bir yasak olamaz. Kur'an'a baktığımızda kadınların hayatı aktif olarak böyle kamusal alana çıkmalarının önünde hiçbir engel yok. Araba sürmenin önünde de engel yok. Bakan olmalarının önünde de hiçbir engel yok. Nitekim bakın Birleşik Arap Emirlikleri'de birçok bakanlık yaptı. Hatta dünyada benim hiç adını duymadığım Mutluluk Bakanlığı diye bir bakanlık çıkarıp bakın. Onun kadın bakanı olarak ilan ettiler. Türkiye'de zaten başbakan da bir hanım başbakanımız oldu. Bakanı olabiliyor. Evet. Orta Doğu İslam ülkelerinin %20'sini sadece ifade ediyor ve Kuzey Afrika. Hı. İslam ülkelerinin geri kalan %80'ine baksak kadının siyasete de girmesini, yani en üst seviyelere gitmesinin önünde engel olmayan, hı, onların bakan başbakan olabildiği ülkeler. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Bütün bu gözüken tablodaki bakan başbakan kadın örneklerine rağmen İslam aleminde, İslam aleminin içindeki oldukça geniş bir kesim kadınları evinde oturtmayı İslam'ın bir parçası olarak görüyor. Suudi Arabistan bunlarda tartışmalarda başı çekiyor. Evet hocam. Şimdi Kur'an'da bu destek almadığı gibi Peygamberimizin hayatına siyere gidersek de Peygamberimizin döneminde ve 4 halife döneminde işte çarşı pazar denetleyen hanımlar görüyoruz. Savaşa katılan hanımlar var. Berberlik yapan kadın var. Terzilik yapan kadın var. Deri işleriyle uğraşan kadın var. Yani o dönemde var olabilecek işler neyse aşağı yukarı hepsini kadınlar yapmış. Yani Kur'an dışında hadis malzemesinin içinde de bu var. Kur'an'da hiçbir yasak yok. Fakat gelenekle bu mezheplerin içine de, ki sırf Vahabiliğin içine dersek de burada haksızlık ederiz, birçoğunun içine bu izahlar girmiş. Evet. Ha, bana göre burada yani bu mezheplerin kurucularının ve hadis kitaplarının yazarlarının kadın olması, ay erkek olması
ve kendi kadınlara bakış açıları üzerinden bir mezhep oluşturmaları, kendi kültürel yapılarında buldukları kadın algısını İslam'la birleştirip o geleneği İslamileştirmelerinin bunda önemli bir rolü var. Evet. Suudi Arabistan burada bir açılım yaparsa bence bu önemli bir açılım olacaktır, göreceğiz. Bakalım. Başka bir başlıkta şu bir iki başlık daha söyleyeyim mi? Mesela diğer önemli başlıklardan biri bana göre kadın konusuyla ilgili yapılacak gibi sinyaller var bu araba meselesi ama diğer önemli başlıklardan biri bence açılım yapılması gereken özgürlükler meselesi. Şimdi yine Kur'an'a baktığımızda dinde zorlama yoktur diye ifadeler var. Sen onların üzerinde zorba değilsin şeklinde ifadeler var. Kur'an'ın hiçbir yerinde işte namaz kılmayana, oruç tutmayana, falanca kıyafeti giyene bir ceza verileceğine, bir dünyevi ceza yok. İnsanların Allah'a karşı sorumluluklar var. Bunların hiçbirine dünyevi bir ceza öngörülmüyor. Fakat Suudi Arabistan ve bazı diğer ülkelerde bir din polisi namaz kılmayana tehdit ediyor, evet, zorluyor. Namaz kılmayana öldürme şeklinde, evet, bir ceza, evet, orada duruyor. Sonuçta herkes hemen tabii tövbe edip o ceza uygulanamıyor ama sonuçta öyle bir cezası, evet, var. Oruç tutmamanın cezası var. Hatta camiye bile iş yerini kapatıp gitmek zorunda. Kadınlar belli bir kıyafeti giymezse falanca cezaya çarptırılıyorlar. Erkeklerle karışık ortama girerlerse belli şekilde cezaya çarptırıyorlar. Yakın döneme kadar araba sürmenin işte bilmem kaç sopa diyelim ceza şeklinde cezaları vardı. Ha, kadınlar dışında bence ikinci önemli başlıklardan bir tanesi bu. Acaba özgürlüklerle ilgili ne açılım getirilecek? Bir açılım getirilecekse şeklinde. Onları olmadı da başlıklar olarak dursun. Evet. İlerleyen dakikalarda başka konuşalım. Başka da bir sanat veya başka konular da var ama tabii, bence tabii bu yani önem sırasını da ben böyle görüyorum. Tamam. Önce kadın, tamam, sonra bu özgürlükler. Güzel bir sistematik de oluşturmuş olduk. Şimdi ben Sayın Tarık Çelenk'e döneceğim. Tekrar gene bir Vahabiliğin doğuşu ve o döneme bir, evet, dönelim. Çünkü ister istemez Vahabiliği ve Selefiliği konuştuğumuzda İslamcılık akımını da konuşmamız gerekiyor. Ve yine doğduğu şartlar itibariyle baktığımızda hem Vahabiliğin hem de İslamcılığın bu anlamda çıkış noktalarıyla bugün geldikleri noktalar arasında çok ciddi farklar olduğunu görmeye başlıyoruz. Neydi Vahabiliği ve İslamcılığı yüzyılın başında ortaya çıkartan, doğuran temel küresel gelişmeler ve aralarındaki farklar nelerdi? Ben sanki biraz moderniteye verilen yanıtlar itibariyle İslamcılığı ve Vahabiliği, Selefiliği ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. O anlamda İslamcılık biraz daha modern bir moderniteyle biraz daha baş etmeye çalışan, yanıtlar ortaya koymaya çalışan, Vahabilik ise sanki reddeden, içine kapanan bir yapı gibi en temel bakış açısıyla geliyor. Ne dersiniz? Şimdi bunları anlayabilmek için de ben daha çok izleyicilerimizin anlayabileceği daha basit olarak hem tarih ve siyaset perspektifinden, hı hı, bir getirmek istiyorum. Şimdi tarih boyunca hocalarımız daha iyi bilir tabii. Kur'an'ın ve İslam'ın anlaşılmasına yönelik, yani bugünkü işte kaç milyar Müslüman İslam'ın yaşamasına yönelik iki temel yorum var. Bir tanesi rey yorumu, yani rey dediğimiz akılcı, daha çok yoruma ve şeye bakan, tabii temel kaynaklardan da bağımsız değil ama bir esnekliği olan bir yapı. İkincisi de hadis yorumu, yani peygamber ne demişse ve Kur'an'da ne yazmışsa biz ondan bir gram sapmayız denen yorum. Şimdi her radikal düşünceyi terörle ya da şiddetle bağdaştırmak da çok yanlış. Yani selefilerin, hocalarımız dahil bir kısmı, çoğu insan haklarına da saygılıdır. Kendi içlerinde radikal yaşarlar. Şimdi hadisçilerin çoğu işte Maliki mezhebi gibi bir takım Kuzey Afrika'da ya da güneyde, yani Orta Doğu'nun güneyinde daha çok yaşayan insanların ve sosyolojiyle ilgili olan bir bağlam. Öyle bir bakış tarzı. Ve bu bakış tarzı Vahabilikten çok önce İbn-i Teymiyye döneminde, hatta Hazreti Ali döneminde hamile kadının karnını deşmişler. Yani bir iştihat yüzünden vahşete varan bir takım uygulamalarla ta o zamanlarda olan bir takım bakış açısı. İkincisi rey dediğimiz, yani yoruma dayalı kısmı ise daha çok İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin oluşturduğu, işte Bağdat'ta daha çok yerleşen, Endülüs'te daha çok yerleşen ve işte Türk, Özbek Türk'ü zannederim, İmam Maturidi'nin bir akılcı yaklaşımıyla, ama kaynaklardan bağımsız olmayan akılcı yaklaşımıyla, özellikle bugün Anadolu Müslümanlığı dediğimiz Türkiye'deki İslam anlayışının, Balkanlardaki, Boşnaklardaki İslam anlayışının daha çok temsil eden bir yapı. Ama bu dediğimiz hadise dayalı yapı daha çok işte Arap ülkelerinde, Afrika'da,
kısmen Kafkasya'da, kısmen Orta Asya'nın bir kısımlarında kendilerine imkan bulabildi. Yani iki temel bakış açısı burada çok önemli bu meseleleri anlatabilmemiz açısından. Şimdi ikinci mesele bu ılımlı İslam tabiri ya da İslamcılık tabiri tamamen batı merkezli bir şey. Nasıl Orta Doğu demişse Londra'ya göre bir ölçü almışsa demin konuştuk. Yani ılımlı İslam neye göre ılımlı evet. İslam? Neye göre yeşil kuşak? Evet. Bunu da açıklamak gerekiyor. Bir parantez müsaadenizle. Yani az önce de konuşmuştuk evet. dediğiniz şeyi hatırlatmak için izleyicilere evet. söyleyeyim. Şunu vurguladık. Ilımlı İslam isim tamlamasını evet. kullanan yani onu evet. sahiplenerek kullanan bir Müslümana, İslamcıya ben denk gelmedim bugüne tabii, kadar. Yani İslam, o yüzden Muhammed'in yani İslamcılık İslamlığını... da böyle bir şey zaten. Şimdi bakın bu özellikle bu Vahabilikten tutun yani ılımlı İslam meseleleri hep Batı kapitalizmi, o zaman dünya düzeni, ticareti, ilişki ağına çıkarlara yönelik bir enstrüman olarak kullanılmış. Bunu ilk başına işte Afganistan'daki Sovyet yayılmacılığına karşı oluşturulan bir yeşil kuşak meselesi vardı. Orada biliyorsunuz bütün radikal grupları desteklediler ve o zaman yeşil kuşak dediğimiz zaman işte Afganistan'daki mücahitleri anlıyorduk. Şimdinin işte Zerkavi'nin ya da El-Kaide'nin ilk fikir babaları, ilk yapılarını anlıyorduk. Sonra moderate İslam dediler. Demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşan, demokrasiyle uzlaşabilen İslam dediler. İşte Arap Baharı'yla bağdaştırıldı. Türkiye'de AK Parti iktidarıyla bağdaştırıldı. Ve Mısır'daki iktidarla bağdaştırıldı. Ama Batı çıkarları bir noktaya geldi ki bugün mesela Müslüman kardeşleri terör örgütü alma eğilimindeler. Halbuki Müslüman kardeşler şu gün Arap dünyasında İslami gruplar arasında silahı kullanmayan, silahsız olarak fikirle mücadeleyi savunan tek örgüt hemen kalan o manada baktığınız zaman. Mesela şu anda gerek AK Parti'nin tarzından gerekse ben AK Parti'nin bu manada İslam'ı ya da toplumun yaşam tarzı olan ilişkisini kastediyorum. Siyasi yönünü kastetmiyorum. Ya da Mısır'daki ya da işte Kuzey Afrika'daki demokratik hareketler Arap Baharı ile beraber onlar da rafa kalktı. Bakın şimdi Arap Suud Prensi ılımlı İslam diyor. Bakın buradaki ılımlı İslam meselesi gene Batı çok kendi içinde radikal bir yapı barındırıyorlar bunlar. Yani bunları Vahabilerden ayırmamız ve umut beklememiz bu manada çok yanlış diye düşünüyorum. Özellikle şu an Amerika'nın yeni projesi Batı Suudi Arabistan'da, Libya'da ve Mısır'da yeni bir selefi akım. Bu selefi akımın ismine Methadi Selefilik deniyor. Yani Şeyh Rebi el-Methadi'nin ve özellikle de Şeyh Muhammed Camii'nin talebesi olandır. Methadi'nin bir selefilik anlayışı var. Bu selefilik anlayışında Ulul Emre dediğiniz devlet başkanı, devleti kim yönetiyorsa ona kesin ve katıksız itaat ve onun hiçbir kararını tartışmama ve ama tamamen kendi içinde radikal yaşama devletin bütün emirlerine itaati barındırıyor. Ve bugün buna karşı çıkan Suudi Arabistan'daki 60'a yakın din adamı hapse atıldı. Ve bugün Libya'da bu metali selefilik çok ciddi destek var. Sisi şu anda metali selefiliği destekliyor ve ona bağlı bir dolaylı olarak baktığınız zaman. Şimdi yani baktığınız zaman biz işte demokrasi, insan hakları, serbest dolaşımla uyumlu olan İslami retorik mi diye Batı arıyor. Kesinlikle Batı bunu aradığı falan yok. Batı bugün Suudi Arabistan'daki yeni Amerika'nın petrol dolar dengesini dengeleyebilmek için Suudi Arabistan'ı tekrar güçlendirmek, tekrar renove etmek istiyor. Şu anki prensin arkadaşları zaten Dick Cheney'nin falan çocukları ve yatırımları zaten onlar yönlendiriyorlar. Yani bugün Suudi Arabistan ve İsrail ittifakının ya da Birleşik Arap Emirlikleri ittifakının yeni bir yapılanması diye bakabiliriz. Bugün Katar'a niye karşı çıkıyor? Katar çünkü Müslüman kardeşleri destekliyor dolaylı olarak. Ya da işte bir şekilde Mısır'da dışlanan gruplar var. Bence ılımlı İslam tartışmalarını bugünün dünyasıyla ilgili bakarken teorik perspektiften ziyade bugün ne işime yarar diye, yani bugün nasıl Orta Doğu tabiri ya da Batı merkezli bakış açılarına baktığımız zaman böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani metali selefiliği destekleyen yapı orada silahsız demokrasiyi savunan Müslüman kardeşleri desteklemiyor mesela baktığımız zaman. Ama bunun teorik perspektifine girersek tabii yani İslamcılık özellikle dediğiniz gibi moderniteye karşı olan bir tepkidir. Dünyada
kendi içinde çok tutarlı, çok saygın bir rol de oynamıştır. Ama İslamcılık Türkiye'de, özellikle Türkiye'den ziyade bildiğim kadarıyla daha çok Orta Doğu'da, yani Ürdün kaynaklı, Mısır kaynaklı entelektüeller tarafından geliştirilmiş bir yapıdır. Sonradan da Batı okullarında da gelişmiştir. Abdülhamit döneminden de gelen bir yapıdır. Ama bugün bence artık İslamcılığın dünya real politiğinde bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum. Tam tersine bugün yeni Amerikan politikaları Türkiye'de AK Parti iktidarı devam etse de etmese de Türkiye'de bir sekülerizm, bir laisizm, yeni bir laik anlayışın Türkiye'deki iktidarlar ne kadar İslamcı ya da dindar olsalar bile uygulamaya daha geleceğini, daha katı prensiplerin konulacağını, dünyada bu yeni bir yapılanmanın filizlenmesinin Orta Doğu'da zaten mesajları veriliyor. Yani İngiltere, Amerika rekabetinin de ötesinde Türkiye'de, dünyada yeni bir seküler yapıyor. Özellikle Türkiye gibi ya da Batı'yla daha çok ilişki olan ülkelerde talepler var. Ama tam tersine de yani Suudi Arabistan'daki radikalizm, onun adı metalist heriflik bile olsa bir sorun yaratmayacak diye düşünüyorum. Methali. Şeyhin ailesinin ismini. Şeyh Rebi el Methali. Evet. Bunu unutmamak gerekiyor. Hakikaten önemli bir nokta olacak. Mithat Hocam'a da dönelim son olarak. Vahabilikle ilgili olarak efendim. Nedir kökenlerine, bakış açısına, anlayışına ilişkin söyleyecekleriniz? Şimdi yani bu kadar Orta Doğu siyaset. İlahiyat çocuğun yanında benim ilahiyat kolum değil ama tabii ama birkaç, bu bir siyaset birkaç bir şey de söyleyeyim tabii onların da. Onlardan da tabii özür dileyerek katkılarını beklerim. Şimdi bahsedildi fakat daha ziyade bunu şeye de 13. yüzyıldan da başlatmak mümkün herhalde, değil mi? İbn-i Teymiye'den bahsettiniz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani oradaki İslam felsefesinin ki yani eski Yunan felsefesinin önemli bir takım birikimlerini ve tortularını Batı'ya aktaran önemli felsefecilerin yaşadığı dönemlerde akla, tartışma kültürüne, felsefeye karşı olan bir akım İbn-i Teymiye ile beraber. Yani dolayısıyla kökenini oraya kadar götürmek mümkün. Şimdi 1932'de Suud ailesi iş başına geldiği zaman biraz bir miktar Hasan Hocam bahsetti. İş başına geliyor bir aile, otokratik bir yapı kuruyor. Fakat bir dayanacağı bir taban yok. İdeoloji ve bir taban. Dolayısıyla bir ideoloji, yani kendi üzerine oturacağı bir sac ayağı, onu destekleyecek, besleneceği bir ideoloji aradığında tekrar bu Vehhabi'le sarılıyor. Bu çok önemli bir şey. Zira yani mesela hani seyircilerin takip etmesi açısından belki bir analoji yapmak mümkünse, tıpkı 12 Eylül darbesinin de iş başına geldikten sonra çünkü milletin tercihiyle, bir oy sandığıyla, serbest bir seçimle gelemediği için nasıl dayanacağı bir ideoloji ardında Türk-İslam sentezi gibi bir model ortaya atılmıştı. Yani demek ki gelen bir iktidarın beslenebileceği, kan alabileceği bir ideoloji arayışı çerçevesinde değerlendirilebilir. Yalnız şimdi tabii bu aynı İbn-i Teymiye'nin bir devamı olarak, bir ardıl olarak aynen felsefeye, münazara, münakaşa ve tartışma kültürüne karşı olduğu gibi daha önce kadim bir İslam uygarlığının, var olan İslam kültürlerinin bütün birikimlerini de yok sayacak kadar da böyle bir radikal bir duruşu var. Yani o kültürleri de, o tortuları da yok sayıyor. Dolayısıyla buradan yola çıkan aşağı yukarı birazdan tabii daha da açacağız. Yani günümüzde yeni bir çıkışa kadar geliyor. Yalnız mesela bu tür Selefi akımları, yanlış anlamadıysam, lütfen yanlışsa düzeltin Hasan Hocam, böyle bir asr-ı saadetle bir örtüştürülen bir alandan gibi söz edildi. Ben belki... Erken devir hani, idealizasyonu... Ama şöyle, yani şimdi tamam ilahiyatçı değilim ama benim okuldaşım Caner'le beraber Boğaziçi Üniversitesi'nde almış olduğum İslam felsefesi dersleri çerçevesinde hatırladığım kadarıyla asr-ı saadet dönemi aslında iktidar peşinde koşmayan, yani dünyevi saltanatı dışlayan bir dönemdi. Ama mesela bu Vahabilik, yani İbn-i Teymiye ve ardılı olarak Vahabilik kültüründe daha ziyade iktidar ve saltanatı elinde tutmak gibi siyaset felsefesinin bir tür uzantısı var. O anlamda belki asr-ı saadet iklimiyle pek belki örtüşmüyor gibi hissediyorum ben, ama mesela bunu tartışabiliriz. Tabii burada
Şu önemli olan, yani temel meselelerinden biri, yani ferdi kurtuluş mu olacak? Hani işte iman gibi, itikat gibi, ahlak gibi, yoksa öncelik meselesi var yani. Yoksa devlete ait bir tasavvurlar mı geliştirilecek? Bu çok önemli. Şimdi biraz önce sevgili Caner Hocam bahsetti yani mesela şu başörtüsü meselesi falan filan, hani örtüştüğü için söylüyorum. Bunları da tabii aslında moderniteye eklemlenme çerçevesinde ele almak lazım. Yani bir ülke, yani bu Suudi Arabistan'da olabilir, Türkiye'de olabilir. Yani işte Türkiye'de 1950'lerden itibaren bunu başlatabiliriz. Yani tarımın ve kentin, tarımsal alan kentin oranı işte %60'a 40 iken hızlı bir şekilde kentleşmeye başlıyor. Kentleşmeyle beraber kentleşme ne oluyor? Neden? Modernitenin bir tezahürü, çoğulcu bir hayat, bir arada yaşama modelleri gündeme geliyor. Dolayısıyla daha önce var olan modeller yerine modernizasyona, moderniteye bir eklemlenme biçimi olarak kabul edilebilir bu. O bakımdan o son derece katılıyorum. Fakat şimdi şu var, bundan bahsetmemiz lazım. Hayatın dinamikleri tabii bambaşka. O kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki aslında siz mesela bu Vehhabilik ilk çıktığı zaman aslında 1900 yıl başında, 20. yüzyıl başında moderniteye karşı bir tepki de olabilir mi diye. Ben buna hiç itirazsız katılıyorum. Zira 1839'da mesela çünkü Osmanlı yani Fillullah-ı Zilars var değil mi? Fillullah-ı evet. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, böyle bir payitaht, orada bir şey gibi bütün şeyi, bir cazibe merkezi. Dolayısıyla mesela bir tanzimat hareketi oluyor. Hatta bir motosu vardır. Bundan sonra gavura gavur demek yasak gibi falan evet. Değil mi? Mesela çok ilginç. Batı kurumları transfer ediliyor. 1860'lı yıllarda ilk mesela anayasal süreç gündeme geldiği zaman o kadar çok tutmayacağını düşünüyorlar ki hatta bazı kaynaklara göre Namık Kemal de ilk İslamcılar arasında gösterilir. Evet. Siyasal İslam bazı kaynaklara göre. O kadar tutmayacağı konusunda kaygılar var ki önerdikleri fikirleri, yeni kavramları İslami bir süzgeçten geçirme ihtiyacını hissediyorlar. Yani işte meşveret gibi, şura gibi, istişare mekanizmaları gelecek gibi ki hani tabanda tutsun diye. Dolayısıyla ama vaziyet odur ki Fransız anayasacılığıyla İngiliz parlamenterizminin bir kombinasyonu aranmaktadır. Dolayısıyla bu bir aslında modernleşme sürecidir. Bu modernleşme sürecine düpedüz bir tepki olarak da anlaşılabilir ki aynı yıllarda yine hocam belki daha iyi bilir. Mesela Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecellesi gelecektir. Tabii. Yani ne kadar Vehhabilikle örtüşür bu? Mecellenin ünlü sözlerinden biri nedir Ahmet Cevdet Paşa? Devir değişir, ahkam değişir. Devir değişir, ahkam değişir. Bu şimdi tabii tamamen Vehhabi anlayışıyla müthiş bir antagonizma sergiliyor. Dolayısıyla bunun üzerine mesela bugünkü ılımlı İslam anlayışı üzerinde bilahare bunun siyasal tezahürleri olarak şey yaparız. Bahsedebiliriz. Bir cümleyse hocam çünkü reklam şimdi, vakti geldi. Biraz moderniteyle Osmanlı'nın çöküş sürecini bir gözümüzün önüne getirelim. Duraklama devri ve İslam coğrafyasının batının sömürgesi haline gelme aşaması. Hı. Aslında Vahabiliğin doğuş sürecini anlamak için bunları da oraya yerleştirelim. Ben salt Vahabilik üzerinden söz ettiğim için oraya girmek istiyorum. O zaman reklama gidelim. Bir reklam aramız var. Bitirelim reklam arasının ardından Vahabiliğin gelişimi nasıl bir yapıya sahip olduğunu az çok hani bakış açısı olarak anlamaya çalıştık. Biraz da o tarihsel süreç içerisinden bir değerlendirelim. Bir de tabii reklamların hemen ardından bu sefer ılımlı İslam nedir? O nasıl ortaya çıktı? Niye ifade edildi? Manası nedir? Onları konuşacağız. Kısa bir aramız var. Devam ediyoruz gündem özele. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yapmış olduğu açıklama üzerine Vahabilik nedir, ılımlı İslam nedir konularını konuşup tartışıp anlamaya çalışıyoruz. Ya Vahabiliğin biraz tarihsel kökenlerini nereden kaynaklandığını konuşmaya gayret ettik. Temelde baktığımızda 18. yüzyıl itibariyle aslında
17. yüzyılın ortaları itibariyle ortaya çıkan, kurumsallaşan, ardından 19. yüzyıl başı itibariyle etkisini daha da hissettirmeye başlayan ve 20. yüzyıla kadar da konuştuğumuz, konuşmaya devam ettiğimiz, hali hazırda da devam ettiğimiz selefilik gibi, radikal akımlar gibi birçok akımla doğrudan alakası olan bir mesele Vahabilik. Ama tabii bunun yanı sıra ılımlı İslam nedir? Biraz da bunu konuşmak lazım. Yine az önce konuşuyorken Hasan Hocam, ilk hemen size döneyim ben. Ilımlı İslam konusunda ne söyleyeceksiniz onu dinlemek üzere. Hakikaten Sayın Tarık Çelengin de ifade ettiği gibi ılımlı İslam sözü aslında benim de hatırladığım kadarıyla temelde bir Batı projesi olarak gündeme geldi. Evet. Ama bunun konuşulması, tartışılması öncesine de dayanıyor, sonrasına da dayanıyor. Nedir ılımlı İslam? Nedir bunun çerçevesinde dönen tartışmalar? Ve daha da geniş olarak İslam coğrafyasında bugün kaç tür İslam anlayışı var? Öyle soralım, belki evet, daha anlaşılır evet olacak. Bu ikinci soru zor bir soru. Çünkü tasnifi gerektiriyor ama birincisinden ben kısa bir başlayayım. Lütfen. Aslında İslam'ın içinden düşünürsek, Müslümanların yaşadığı coğrafyadan bakarsak ılımlı İslam tabirine bir karşılık bulmanız mümkün değil. Nitekim bu moderate İslam bağlamında daha çok batıda, İngiltere'de kullanıldı. O bir anlamda onun içeriğini işte şiddete, teröre karşı, demokrasiyle barışık, ondan sonra biraz daha bilimle barışık bir İslam gibi doldurmaya çalıştılar. Fakat ben orada şöyle ilginç bir nokta yakaladım. Yani bu tür bu moderate İslam adı altında ya da ılımlı İslam adı altında Amerika'da ve Avrupa'da öne çıkan unsurlar İslam coğrafyasında bu alanda rasyonel, daha akılcı, eleştirel duruşu öne çıkartan arayışların önünü kesmeye matuf bir niteliği de vardı bunun. Buraya hasreten dikkat çekmek isterim. Çünkü yani İslam coğrafyası değişecekse bu dışarıdan empozeyle değişmez. Bu Amerika öyle dediği için olmaz ya da Avrupa öyle istediği için olmaz. Ne olacak? Müslümanlar bunun ihtiyaç olduğunu hissetmeleri gerekir. Zaten bu bağlamda Kur'an'ın da uyarıcı bir ilkesi vardır. Der ki Kur'an, bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Şimdi buradan bakıldığında ılımlı İslam tabiri batılı bir tabir, Müslümanlara empoze edilen bir tabir ve iki işlevi var. Bir, İslam coğrafyasındaki sağlıklı arayışların da önünü kapatmak, içten değişimi önlemek. İki, İslam coğrafyası üzerinde biz etkiliyiz dedirtmek. Şimdi bu bağlamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin söylediğini bir yere oturtmaya çalışalım. Burada benim şahsi kanaatim, zaten siz de açışta ona işaret ettiniz, yeni bir serbest ticaret bölgesi oluşturma faaliyeti var ve buraya müşteri çekmek. Bunu çekerken de daha önce dini bir takım şeyleri destekleyen polisin gücünün yavaş yavaş azaldığını, buralarda etkili olmayacağını, hatta basına şöyle yansıdı, şeriatsız bölge tarzında evet, yansıdı. Bir nevi Dubai, Abu Dhabi vesaireye benzeyecek. Yani Caner Hoca'nın vurguladığı kadın erkek ilişkilerinin de tırnak içerisinde bölge yapısı çerçevesinde daha liberal olabileceği, birlikte çalışılabilecek vesaire bir ekonomik bölge. Evet. Özel bölge, bir kent, yeni bir kentten evet bahsediliyor. Yani bu biraz benim kanaatim pragmatik bir yaklaşım. Yani o bölgeye daha çok insan çekebilmekle ilgili. Şimdi İslam coğrafyasındaki bu farklı anlayışlara gelelim. Bu farklı anlayışlar içeriden baktığınızda bir mezhep farklılıklarına dayalı anlayış farklılıklarıdır. Hemen şimdi bununla alakalı söyleyeyim. Mesela İran Şii bir mezhep anlayışına sahiptir. İran'da Şii gelenek hakimdir. Şiiliğin diğer Müslüman geleneklerden temel farkı nedir? İmamet meselesi, İmamet dediğimiz meselesi. Anlayışla fark ortaya çıkar. Yani Şii Müslümanlar Allah'a inanmak, tevhid, nübüvvete inanmanın yanında imamete inanmayı da iman esası olarak görürler. Bu imamların hatasız, günahsız olduklarını düşünürler ve buna dayalı anlayış farklılıkları olur. Mesela ibadetlerde büyük farklılıklar var mı? İran'da ezan 3 kez okunur, sabah, öğle, akşam ve öğle vakti, akşam, öğle vakti, öğle ve ikindi, akşam da akşam ve yatsıyı birleştirerek kılarlar. Bunun yanında mesela çıplak ayağı meshederler. Bunlar görünür farklılıklardır. Bir de secde taşı dediğimiz, namaz esnasında o taşa secde ederler.
Ama bunun ötesinde mesela Suudi Arabistan'a mühür taşı, mühür taşı ya da secde taşı ya da Kerbela taşı da denir. Onun Kerbela toprağından yapıldığı da söylenir. Böyle bir yapı vardır. Ama Şii geleneğin içerisinde şimdi bizim göz ardı ettiğimiz bir şey var. Birkaç tane isim söyleyeceğim. Mesela Ali Şeriati, mesela Şebusteri, mesela Abdülkerim Suruş. Ve bu tartışmalar, mübalağa etmiyorum, bir kısmı Türkiye'deki laiklikle ilgili tartışmalardan daha üst düzeydedir. Doğru. Bunu sadece işaret edeyim. Ha, niçin bunu söyledim? Yani İslam coğrafyası, Şii coğrafyada da yenilik arayışları var. Daha açık bir cümleyle. Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ılımlı İslam tabirini bir kenara koyun, ılımlı İslam'ı bir kenarda tutun tırnak içerisinde. Suudi Arabistan'ın mevcut din anlayışıyla daha ileri gitmesi mümkün değildi. Çünkü kendi toplumu baskı altındaydı. Petrol üretiliyor, petrolün zenginlikleri toplumda paylaşılmıyor ve insanlar dini açıdan baskı altındaki. Caner Hoca çok güzel işaret etti. Kadının görünürlüğü meselesi, bu kadınların ciddi mücadelesi. Mesela İran'a baktığınızda kadının görünürlüğü orada daha bir ön plandadır. İran devriminde etkilidir. Bugün de kadınlar hayatın içerisindedir İran'da. Ama orada itikadi bir noktadansa sosyolojik bir durum söz konusu. Kesinlikle tam da ifade ettiğiniz gibi önce devrimdeki rolleri, ardından İran-Irak savaşında cephe gerisindeki faaliyetleri, kadınların toplumdaki rollerinin aslında anahtarı. Yani bizzat kadınlar kendileri uğraşarak, kazıyarak kazanıyorlar biraz oradaki toplumsal durumlarını gibi geliyor bana. Bir kitap önerebilir miyim? Buyurun efendim. Yani orada İran uyanıyor diye. Nefis bir kitap. Kimdir yazar, hatırlıyor musunuz? İran uyanıyor. İnsan hakları bağlamında ödül almış bir kadın. Valla şu anda bir anda zihnimde. Ben hemen kontrol edeyim. Bulunabilir zaten. Ben bulunur herhalde. Hemen bakıyorum hocam. Neyse. Yani kadınların görünürlüğü öyle. Oradaki yapı içerisinde ve dediğiniz gibi gerçekten dişiyle tırnağıyla kazanmışlar kadınlar haklarını. Tabii burada Şirin Ebadi. Şirin Ebadi. Teşekkür ederim. Ya, Şirin Ebadi. Tam da sizin de var söylediğiniz. Ya, evet. Şimdi Şirin Ebadi ile ilgili küçük o zaman bir şey söyleyeyim. İran devrimini, İran İslam devrimini destekleyen, o süreçte hukuk olan ve hakimlik görevi yapan bir kadın. Daha sonra zorlanır ve o görevin dışına itilir. Ve bir gün arşivde bir savunma hazırlarken, çok etkileyici bir sahneydi, onun için onu söylemek durumunda kaldım. Arşivi karıştırırken öldürülecekler listesinde kendi adına rastlar. Şah dönemi. Hümeyni dönemi. Hümeyni dönemi. Hümeyni sonraki süreçte o devrim karşıtı kategorisine taşınır ve öldürülecekler listesinde kendi adıyla karşılaşır. Niye öldürmemişler? Çünkü Ramazan'a denk gelmiş, bir karar alınmış, bunu Ramazan'dan sonra infaz edelim diye. Yani o, sadece bu parçayı söylemiş olayım. Şimdi İslam coğrafyasının diğer bölgelerine doğru bakalım. Mesela Orta Asya'ya doğru, işte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, diğerler. Bura yeni yeni toparlanıyor. Sovyetlerin ağır baskısından, o enkazın altından kiliseler çıktı. Bazı bölgelerde camiler çıktı yıkık dökük. Buraların sorunu çok fazla. Bu bölgeler bir yandan Suudi Arabistan'ın, bir yandan İran'ın ve Selefiliğin nüfuz etmek için çaba sarf ettiği bölgeler. Ve az çok da başarılı olduğu bölgeler. Yani bir takım mesela ülkeler. Ben işte Kazakistan'ı gördüm. Mesela Kazakistan çok ilginç. Gelecek açısından da üzerinde kafa yorulmayı hak ediyor. Anayasasına Hanefi Maturidiliği mezhep olarak koymuş ve Selefiliğe karşı müthiş bir mücadele olduğunu gördüm. Evet. İşte Kırgızistan'ı gördüm, oradaki yapı. Yani orada da mesela Kırgızistan'da daha çok misyonerler ve diğer dini gruplar orada öyle bir hakimiyet şeyi içerisinde. Ayrı bir sorun. Özbekistan'da gene kendisini hissettiriyor bir takım Selefi akımların etkileri. Sadece bağımsız ülkelerde değil, Çin'in egemenliği altında olan Doğu Türkistan'da yine El-Kaide ve Selefi akımların, IŞİD'in örneğin etkisi görülüyor. Yani işte Pakistan, Hindistan, o bölge apayrı bir bölge. Evet, bambaşka. Ve mesela Pakistan'da yani İslam coğrafyasında bizim ilgisiz kaldığımız ama mezhep çatışmasının en yoğun yaşandığı bölgelerden birisidir. Orada çift katmanlı mezhep çatışması yaşanır. Bir, Şii-Sünni mezhep çatışması Pakistan'da ağırlıklı olarak vardır. İki, Ahmedilerle devlet arasında bir çatışma Pakistan'da vardır. Hindistan çok ilgi alanımızın dışında ama
Yani bence Hindistan'la özel ilgilenmemiz gerekiyor. Pakistan'ı, daha doğrusu Afganistan'ı biliyoruz. Mesela orada Hazaralar vardır. Türk orijinli ve Şii'dir evet, onlar. Evet. Orada da bir Şii-Sünni şeyi vardır. Ama El-Kaide'nin bilmem neyin çok etkili olduğu yerler. Yani şimdi bu coğrafya içerisinde bir şeyi büyüteç altına almak istiyorum. Sözü azıcık uzattım ama hoşgörünüzle. Şimdi bu coğrafya içerisinde benim görebildiğim bir şey var. Orta Asya ülkeleri, Arap ülkelerine gidip baktığınızda Türkiye gerçekten bir yıldız gibi parlıyor. Burada dürüstçe bir şey söylememiz gerekiyor. Bu bölgelerin İran dahil, Suudi Arabistan dahil, dünyaya açık insan tipinin gördüğü tek yer Türkiye. Ve Türkiye ile ilgili ben İran'da kendim gördüm. Mesela yani entelektüellerle görüştüğümüzde de Türkiye'ye karşı ilgi oldukça fazla. Yani bu coğrafyalarda yaşanan temel sorun, özgürlük sorunu, Arap ülkeleri dahil ve Türkiye'yi bu bağlamda demokrasi ve cumhuriyet bağlamında gerçekten gıpta ile görüyorlar. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu, bu ülkeler Türkiye'ye özenirken biz bir kendi varlığımızın, Türkiye'nin anlam ve öneminin yeterince farkında değiliz. Bir şeyi paylaşacağım, bu özel bir şey belki ama yani programa gelmeden bir tweet attım. Dedim ki Türkiye'nin halkı Müslüman olan diğer coğrafyalardan farkı Türkiye'deki devlet geleneğidir, demokrasidir, laikliktir ve cumhuriyettir. Mesela buna gelen çift taraflı tepkileri gördüm. Bir kısmını paylaşayım. Mesela laiklik kavramından rahatsız olan insan tipimiz var. Halbuki Türkiye'yi anlamak istiyorsanız bir, bu laikliği bizim okumamız, yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. İki, bizim devlet tecrübemiz, demokrasi tecrübemiz diğer ülkelerden çok farklı. İslam coğrafyasında devlet dediğiniz iki ülke vardır. İran ve Türkiye. Yani Arap toplumlarında devlet geleneği yok. Hala devletleşemediler. Bunun sancılarını çekiyorlar. Bir diğer unsur, biz Batı'nın meydan okumasına karşı gerçekten de cevap verebilen bir toplumsal yapıya sahibiz. Ve yanlışımız nerede? Laikliği Batı'dan ithal eden edilirken ithal değer olarak algılayıp savunanların da karşı çıkanların da oradan bakması. Halbuki laikliğin arkasında sekülerleşme vardır. Benim sekülerleşme okumalarımın beni getirdiği noktayı da söyleyeyim. Bu meselelerde biraz daha sağlıklı düşünme için kapı aralayalım. O da şu, Endülüs tecrübesi olmasaydı, Müslümanların siyasi ve bilimsel birikimi olmasaydı Batı düşüncesindeki ne O Rönesans reform süreci, ne aydınlanma ve sekülerleşme başlardı. Evet. Burada son cümlem şu, bu meseleleri... Ben de onu söyledim işte biraz önce. Hı. Yani o birikimi kullandı Batı zaten. Mithat Hocam bunu zannediyorum daha da açacak çünkü onun alanı esas. Burada üç şeyi söyleyeceğim. Bir, Kur'an insanlık tarihine üç şeye emanet etmiştir. Bir, İnsanın dünya ile ilişkisi artık mitolojik değildir. Birebir gerçeklik ilişkisidir. İki, Kur'an aklı ön plana çıkartmış, aklın önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Üç, Kur'an bilimi ön planda tutmuştur. Bilenlerle bilmeyenler bir olmazdan tutun da sekülerleşmenin köklerine inin. Orada da akıl vardır, bilim vardır. Ama Batı tipi sekülerleşmenin açmazı, aklın kilisenin ipoteğinden kurtarılmasıyla başlamasıdır. Evet, biz Müslümanlar da tam tersi aklı mahkum ettiğimiz için kendimizde yüzümüzü geleceğe değil maziye çevirdik. Teşekkür ediyorum. Evet, hocam, ılımlı İslam nereden çıktı, nasıl çıktı, nedir kökenleri, nedir gerekçesi, nasıl karşılandı, nereye doğru gitti? Vallahi herhalde Türkiye'de bir son 5-6 senedir neredeyse hiç duymuyorduk. Şimdi yeniden Suudi Arabistan önemli bir yer. Oradan gelen açıklamayla tartışmaya başladık ama ne kadar ayakları yere basar, ne kadar havadadır? Tabii, şimdi hemen söyleyeyim efendim. Yine ona gelmeden önce biraz arka planından bahsetmek istiyorum. Batı'da İslam coğrafyasına yönelik uzun bir kolonyalist bir dönem oldu. Evet. Bunu İngiltere'nin Hindistan üzerindeki, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki egemenliklerinden falan söz edebiliriz. Hatta Hindistan'da İngiltere, hatta İngiltere için şöyle söyleniyor o zaman, en büyük İslam İmparatorluğu deniyor bir dönem, evet, Osmanlı'ya rağmen tabii. Yani. Şimdi mesela Hindistan'da İngiltere'nin yapmış olduğu faaliyetlerde bir grup çıkıyor, diyor ki aslında hilafet
Osmanlı'nın elinde olmaması lazım. Başka bir coğrafyada olması lazım diyor. Hı. Fakat mesela İngiltere, İngiliz Büyükelçiliğinde çalışan bu ünlü yayın evi var ya, Red House. İsmi oradan geliyor. Mr. Red House İstanbul'dan diyor ki hayır, bu çok yanlış bir şey. Asla böyle bir şey olmaz diyor. Fakat ikisini de İngiltere kontrol ediyor. Çok enteresan. Birine onu söyletiyor, birine de onu söyletiyor. Şimdi aslında 1924 ile 1944 arasına bakıldığı zaman derin bir sessizlik var. Yani bunların ne kadar siyasi arka planı olduğu çerçevesinde bunu söylemek istiyorum. Çünkü İki Dünya Savaşı arası, bunu ben yine bir programda bir vesile bahsettim. İki Dünya Savaşı arası ünlü tarihçi Hobsbawm'ın deyişiyle katastrofik bir dönem. Yani neden katastrofik bir dönem? Biz bir anlamda dünyanın en büyük İslam imparatorluğu denen İngiltere artık üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri de henüz dünya liderliğini alacak durumda değil. Onun için İkinci Dünya Savaşı'nı bekletecek. Müslümanların ve İslam dünyasının daha sessiz olduğu bir dönem. 1902. Dünya Savaşı'ndan 44'ten sonra sömürgelerin uluslaşması süreci başlıyor. Sömürgelerin uluslaşması, yani sömürgelerin kurtuluşu, uluslaşma süreci ve postkolonyalist ya da antikolonyalist bir dönemin izleri görülüyor. Fakat bununla birlikte özellikle İslam coğrafyasında da milliyetçilik ve komünizm, yani soğuk savaşın başlamasıyla beraber daha böyle sosyalizan motifler içeren ve milliyetçi bir takım rejimler ortaya çıkıyor. Çünkü bazı rejimlerin de bunu ortaya koyabilirsiniz. Bundan da fakat bunların siyasal iklim bakımından anti-Amerikan, anti-Batıcı olduğu da bir dönem var. Dolayısıyla Batı dünyası, hani biraz önce söyledik ya, dünya liderliğini almak için bekleyecek diye, bundan rahatsız olmak istiyor. Çünkü yeni kurulan nizamda okyanus ötesi bir nizam kurmuş. Uluslararası para fonuyla, Dünya Bankası'yla, New York Göbeği'ne oturttuğu Birleşmiş Milletler'le ve soft power'ıyla yepyeni bir nizam. Hani biz 90'lardan sonra çok kullandık yeni dünya düzeni, ama o zaman da aynı zamanda bir yeni dünya düzeni olarak kullanılıyor. Şimdi bunun için de zaten önlemek için 1962'de biraz önce bahsedildi, Rabıta-ül-İslam falan kuruluyor. Yani bunun bir amacı da, yani 12 Eylül döneminde falan biliyorsunuz bu çok konuşuldu. Bir yandan da ümmetçi bir anlayışı sergilemek. Yani ümmetçi, durup dururken ümmetçiliğin pompalanması aslında daha ulus devletçi, milliyetçi anlayışları da bir miktar törpüleyebilmek şeklinde yorumlanabilir. Fakat sizin esas söylediğiniz ılımlı İslam anlayışı, bütün bu süreçlerden sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecini takiben, özellikle İran'ın biraz önce bahsedildi, nüfus ettiği o geniş alanlarda daha ziyade Batı ile barışık, Batı ile iyi geçinen ama Batı ile iyi geçinecek kadar eş zamanlı olarak Russification dediğimiz Ruslaştırma, Rus kültürünün eski SSCB'den kalma, kendi periferisinde Rus kültürünün dominant kültür olmasını da engelleyerek Batı kültürünün oraya nüfuz etmesini sağlayacak, bu nüfus hareketiyle beraber ılımlı İslam temsilcilerinin nüfus ettiği alanlarda aynı zamanda bir tür Amerikan misyoneri ya da Amerikan temsilcisi gibi davrandıkları bir sürecin sahadaki tezahürlerinin adı olarak değerlendirmek mümkün ılımlı İslam anlayışı. Bu bağlamda bize ait, bu coğrafyaya ait bir terim değildir bu. Evet. Tamamen Batı tarafından icat edilmiş, inşa edilmiş ve empoze edilmiş bir terimdir. Şimdi tabii nerelerden nereye geldik? Biraz önce Caner Hocam bahsediyordu. Yani şimdi tabii çok azınlıklı olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. 7 yaşına itibaren okula gönderilmemesi gibi falan. Şimdi öyle bir tortu. Erkek hocaların olduğu okula yolladı. Değil mi? Erkek hocaların oldu. Şimdi öyle bir tortu var ki, son halifeden bahsetmek istiyorum sadece. Abdülmecit'ten bahsediyorum. Resim yapıyor. Evet. Sakalsız ve mayo ile kızıyla beraber denize giriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir İslami anlayışın hoşgörülü, Batı ile barışık, moderniteden de beslenmek istiyor. Kendi kalarak ama. Yani kendimiz, esas problem zaten kendimiz kalarak, yani bir elimiz gelenekte olabilir ama bir elimiz de gelecekte olacak. Bu gelenekle geleceği, yani ilimle irfanı, değil mi? Din ile bilimi sentezleyebilecek bir arayışın olması lazım. Özellikle bizim coğrafyamız için. Yani pergelin bir ucu
bizim toprağımıza saplanacak, ebir ucu dünya çenerinde dönebilir. Çünkü bütün kültür ve uygarlıklar zaten birbiriyle etkileşim içerisindedirler. Birbirinden beslenirler. Şimdi bu tabii uzun olmasın diye kimsenin hakkını almak istemiyorum. Suudi Arabistan'ın özellikle bu açılımıyla ilgili sahadaki beklentilerini, siyasi işlerini bahsetmek isterim ama belki uzun olabilir. İsterseniz böyle bir ona en son girelim hocam o zaman müsaade ederseniz. Tamam. Dolayısıyla ılımlı İslam'ın içeriksel değil, yani içeriğinde aslında yeni bir şey olmadan, yeni bir yaklaşım olmadan biçimsel ve ihtiyaca binaen oluşturulmuş bir kavram aynen olduğunu ifade. Bugünkü de öyle ama anlatacağım şimdi uzun olmasın diye duraklıyorum. Onu son bölüme bıraktım yani onun öyle güncel tamam yansımaları neden Suudi Arabistan'ın tamam bugünkü ihtiyacı o noktadır ama ılımlı İslam'ı biraz daha konuşmaya devam edelim. Sayın Çelenk, bizim açımızdan ne demektir peki ılımlı İslam? Yani Mithat Hocam aslında hani emperyalizmin o anlamda nasıl bir aparat haline getirmeye çalıştığını kısmen anlattı. Ekleyecekleriniz varsa memnuniyetle tabii ki. Evet. Ben şimdi özellikle Hasan Hocam'a bir espritel, birazcık da izleyicinin hoşgörüsünü sınar, anakronik bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Şimdi Türkiye gibisi yok diyoruz. Ama yani şimdi mesela Bosna Hersek'ten o kadar güzel örnekler geliyor ki, mesela arkadaşlar diyor ki, ben de birkaç defa gitmiştim, Bosna Hersek'teki kadar camilerin tuvaleti temiz olan hiçbir İslam ülkesi yok. Ben ona çok dikkat ederim. Gittiğim camilerin temizliğine, tuvaletlerin temizliğine çok dikkat ederim. Bosna Hersek mükemmel. Bosna Hersek'te gerçekten şeriatsa şeriat. Çok düzgün yaşayan insanlar var ve herkes birbirine toleranslı olarak bakıyorlar. Bir de mesela Aliye İzzet Bogoviç gibi korkunç bir vizyoner insan var. Doğru. Yani Bosna'da. Yani onun yeri doldurulacak bir adam değil. Doğru. İslam dünyasında da aynı şekilde. Ama ben espri yapıyorum. Bosna'nın avantajı Türkiye'den daha çok batıya yakın olmasından kaynaklanıyor. Batının içinde olmak. Yani ama hocam tabii o biraz espri yaptı. Çok şimdi güzel. Evet. Yok hakikaten güzel. Ben şimdi evet Bosna'ya gittiğimde çok özür dilerim sözünüzü evet kestim ama yani şu cümleyi kurduğumu evet çok net biliyorum. Evet. Ha, Avrupalı Müslüman böyle oluyormuş demek tabii ki. Yani sözünü bana söyletti. Yani affedersiniz başörtüsünden tutun ne giriyorsa giyiyor ama bakıyorsunuz yani her taraf tertemiz. Çok huzur içinde, özgüven içinde dolaşıyorsunuz. Yani entelektüelleri, selefileri de var tabii. Ama espri yapıyorum. Tabii batıya ve moderniteye çok daha yakın Türkiye'ye göre. Fakat o bir avantaj belki de. İlginçtir. Evet. Bosna'nın da gözü Türkiye'de. Tabii. O ayrı bir tarz. Yani işte zaten anakronizm oradan çıkıyor. Evet. Değil mi? Tuhaf bir durum tabii, var ortada. İkinci mesele de ben Türkiye ile ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bakın biz Batı her zaman gerek oryantalizm sürecinde gerekse bu ılımlı İslam sürecinde hep İslam dünyasına, Türkiye üzerinde, Osmanlı üzerinde de hep savaşmak, bunları nasıl yenebiliriz, nasıl sömürebiliriz, nasıl parçalayabiliriz, nasıl rahat ticaret yapabiliriz, nasıl rahat politika geliştirebiliriz diye baktı. Batı Osmanlı'yı, Müslüman dünyayı, İslam düşüncesini anlamaya, gerçekten anlamaya pek çalışmadı. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın ve 19. yüzyıldan itibaren söylüyorum. Aynı şekilde biz Türkiye Osmanlılar olarak da Batı'yı ya da Tanzimat'ı, Meşrutiyet'i falan Batı'yı hiçbir zaman anlamaya çalışmadık. Biz de Batı'dan nasıl silahları aşırırız, nasıl ondan sonra hendese ya da hesapları iyi yaparız, biz de Batı'yı nasıl eski gücümüze, ihtişamımıza kavuşuruz diye baktık. Bence ilk sorun Batı'nın Müslümanları ya da Müslüman düşüncesini doğru anlayabilmesi, aynı zamanda bizim de Batı düşüncesini çok rahat anlayabilmemizden kaynaklanıyor. Ama orada küçük bir şey söyleyeyim evet mi? Avrupa'nın bir oryantalist geleneği vardı. Ama işte oryantalist gelenek anlamı üzerine oturmuyor. Muazzam bir birikim vardı tartışmasız orada. Tartışmasız. Yani bence üstad, tartışmasız ama bugün Amerikalıların ya da İngilizlerin tavırlarına da eserlerine hocam daha iyi bilir. Baktığınız zaman tamamen determinal, yani denklemler üzerine kurulu analitik eserler ama hiçbir zaman mesela yani bir Müslümanın nasıl düşünebileceği ya da tasavvufun ya da herhangi bir Anadolu İslamı dediğim zaman şaşırıyor. Bu nedir ya bu diyor ilişkiler. Yani aslında onlar bizi anlamaya çalışmadıkları için bizde ciddi bir manada yani onların insan hakları denkleminde, demokrasi denkleminde evet aslında bizde çok şeyler karşılığı var. Bizim de onlardan aynı şekilde yani Batı bizi hep bölmeye çalışmıyor muhakkak. Yani Batı'dan o kadar çok düzgün mütefekkirler ve insanlar yetişmiş ki özellikle 19. ve 20. yüzyılda bizim karşılığımız yok maalesef o dönemlere ait. Yani bir ilk başta ılımlı İslam yaklaşımı düşünürken bunları bir tartışmak lazım diye düşünüyorum. Bir de biz kavramları tam yerli yerine oturtturamıyoruz. Yani laiklik derken, sekülerizm derken acaba
Yani Osmanlı'daki ya da Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği Hristiyanlara tolerans, yaptırdığı portresi vesaire, Venedik Cumhuriyetleri'yle kurduğu ilişki tarzı ya da diğer Osmanlı... Bizde ressam bulamayıp yaptırdığı portre, yani, orada tırnak için. Yani şimdi laiklik, sekülerizmi de bilimsellikten tartışıyoruz. Aslında üstadlar daha iyi bilir. Yani bizde bilim değil, ilim geleneği vardır. Yani... alim vardır, entelektüellerden ziyade alim daha kapsamlıdır, daha çok boyutludur. Ne bileyim, yani insan haklarının ötesinde irfan vardır, yani arif vardır. Yani bütün bunlara baktığınız zaman biz ilk başta bir önce kendimizi bir tanımamamız lazım. Ama temel sorun da gerçekten demokrasiyle, Avrupa standartlarında insan haklarıyla, hakla, hukukla bunlarla ilişkili olan eksikliklerimizi de çok ciddi olarak yüzleşip kendi kendimizi de bu konuda bir hesaba çekmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok. Evet. Şöyle bir şey diyelim. Biz de evvelki konuşmamızda... Çok özür. Uzun değilse hocam, şöyle bir iki cümleyle bir katkınız olacaksa Caner Hoca'ya geçmeden. Tabii çok çok özür diliyorum da. Ha, konu şey evet. Aliye İzzet Bogoviç ve Bosna'dan bahsetti ya. Bir de Bosna'ya iltifatlar beni mutlu eder, benim vatanım. Boşnak mısın? Kökenim oldu. Örnek bir şey çağrıştırdı. Çok özür dilerim Caner Hocam. Ne oldu? Bosna'ya iltifat edecekseniz buyurun. Şimdi bu biraz şey tabii. Yani bizim bir burjuvazimiz olmadı. Yani bu değişik bir tartışma alanı açmak istiyorum. Evet. Bizim mesela Çağlar Keyder'in Türkiye'de Devlet ve Sınıflar kitabında bir chapter vardır. Kayıp Burjuvazi diye geçer. Özellikle mübadeleden sonra. Dolayısıyla bir kentleşmemiz geç oldu. Bir kent soylu sınıf üretemedik. 1967 yılında hocam, çok kısa. Ben de size bir ilave etmek istiyorum. Tamam, ben bitireyim isterseniz. 1967 yılında İstanbul'un nüfusu 1 milyon. Sadece 1 milyon. Son 40 yılda insanların örnek alacağı, yani göçlerde bir kent soylu tipi profili model olarak alamadılar. Ve alamadıkları için de, yani bugün mesela Londra'ya ya da New York'a gittiğiniz zaman dominant bir kültür vardır. O kültür kendi içerisinde sizi absorbe eder, eritir. Burada örnek alınacak bir dominant, hegemonik bir model olmayınca insanlar kendi getolarını kurdular. Kendi getolarını kurmaya başlayınca kent merkezleri içerisinde, asla kınamak için söylemiyorum ama bir tutunabilmek ve bir ayakta kalabilmek anlamında değerlendiriyorum. İstanbul'un göbeğinde Şebin Karahisarlar Derneği, İstanbul'un göbeğinde Erzincan Eğinler Derneği ortaya çıkmaya başladı. Ve bu sosyolojik yapı nasıl arabeski ürettiyse ve Türkiye'de de bir varoş İslamını ortaya çıkarttı. Bir varoş İslamını. Gecekondu İslamı. Gecekondu İslamını ortaya çıkarttı. Tabir bana ait değildir. Alev Alatlı'nındır. Ondan ödünç alarak söylüyorum. Türkiye bu anlamda, yani var olan kültürü, bunun içerisinde İslami kültürü de katarsak, paçozlaşıyor. Tehlike, esas tehlike burada. Ben bir ilave edebilir miyim? Şimdi üstadıma katılıyorum ama bizim Ruslarla beraber temel sorunumuz, biz merkezden örgütlenen yapılarız. Yani Avrupa'da hep kent devletleri vardı, kent soylar vardı. Zaten burjuva tabiri oradan. Merkezden örgütlenen yapılarda otonom alanların gelişmesi pek mümkün olmuyor. Yani o gerçek burjuvazi dediğiniz yapı, gerçek demokrasi dediğiniz yapı... Yok, toprak yapısı müsait değil zaten. Müsait değil. Toprak yapısı müsait değil. İkinci mesele, taşla İslam'ını kabul ediyorum. Hatta ben taşla İslam'ı değil, merhum Ufuk Güldemir'in zannederim tabiridir, esnaf İslam'ı diyorum. Al ver, al ver. Yani cennette şu kadarlık bir sevap kazanacaksın. İki Kur'an kursu yap ama geçen de söylemiştim. Yani İslami burjuvazi bizde entelektüel sermaye yatırım yapmıyor. Sadece Kur'an kursu vesaire, bunların yani sadece cennette şu kadarlık karşılığı olur diye bakıyor. Halbuki uzun vadeli bir entelektüel sermayenin bizim Endülüs gibi, Bağdat gibi düşünsel dönüşümlere ihtiyacımız var. İlk başta fikre ihtiyacımız var bizim. Doğru. Peki şimdi Caner Hoca'ya geçmeyelim çünkü reklam vakti geliyor. İki dakika konuşturup ben Caner Hoca'yı kesip ondan sonra reklamlardan sonraki uzun bir reklam zaten arası Caner olacak. Zaten Caner Hoca kapatacak anladığım kadarıyla. kadar. Yok, o hazırlıklı hatta bir önceki turdan da severek dinliyoruz. Ilımlı İslam konusunda ifade edeceği önemli şeyler de yok, önemli bir şey olacak. Olacak, onu da söyleyelim ama artık yavaş yavaş geliyor reklam vakti. Özetle şunu söyleyelim, ılımlı İslam meselesini konuştuğumuz vakit, ılımlı İslam meselesinin bir kavram olarak Batı kökenli bir kavram olduğu konusunda hemen herkes hemfikir.
Onun gerekçeleri, sebepleri konusunda farklı farklı açılımları dinledik. Yani Hasan Hocam anlatıyorken biraz yüzyıl başındaki anlayıştan bahsetti. Mithat Hocam modernite ve tarihsel süreçteki gelişimini anlattı. Sayın Tarık Çelenk ise önemli bir noktaya dikkat çekerek, yani bunu tartışıyorken biraz kendi üzerimizden de tartışmak gerekiyor. Yani bir dönüp kendimize bakalım, neden bu kavramları tartışmak zorunda kalıyoruz sorusunun aslında, yani Batı tarafından üretilmiş kavramları tartışmak durumunda kalıyoruz sorusunu sordu. Ki galiba bence bizim toplumsal olarak bu anlamda en önemli sorunumuz da o. Yani yeni bir kavram üretmememiz. Çünkü düşünmüyoruz, çünkü tartışmıyoruz, çünkü felsefe yapmıyoruz. Yapmadığımız için kavramsallaştıramıyoruz. Biz kavramsallaştıramadığımız için de başkaları tarafından gerçekleştirilen, yapılan kavramsallaştırmaları kendi hayatımızda nereye denk düştüğünü anlamaya, uyarlamaya, onları şablonların içerisine oturtmaya çalışıyoruz. Ödünç kavramlarla düşünüyoruz. Evet, bize ait olmayan, dolayısıyla derinliğine nüfuz edemediğimiz, etmemizin de mümkün olmadığı kavramlar var maalesef düşünce dünyamızı oluşturan. Demokrasi, laiklik, sekülerlik, ılımlı İslam, evet. Bu kavramları. Öyle ama işte maalesef öyle. Ve bunların içini doldurabilmenin yolu da işte bu tür tartışmalardan geçiyor. Evet. Devamda edeceğiz. Bir reklamlara gidelim. Reklam arasının ardından Profesör Taslaman'a döneceğiz. Onun ılımlı İslam konusunda bize aktaracaklarına bakacağız hemen. Bir ara vermiştik, devam ediyoruz gündem özeli. Ilımlı İslam nedir, ne manaya gelir, bizim açımızdan nerede durur, nedir ehemmiyeti, bunu konuşuyoruz. Caner Taslaman'a dönelim. Buyurun efendim. Ilımlı İslam kavramını iki türlü anlayabiliriz. Bir, kelimelerin analizinden giderek. İki, söyleyenin neyi kastettiğinden hareket ederek. Ve ikisinde tabii çok farklı şey karşımıza çıkıyor. Burada konuşurken şöyle bir şey demiştik. Yani ılımlı İslam kavramını hiçbir İslam yakınlık duyan kimse kolay kolay benimsemez. Bunun nedenlerinden birisi o kelimelerin analizinden, o daha bir özcü yaklaşımla gidildiğinde ortaya çıkan anlam. Şimdi İslam bir Müslüman için Allah'ın gönderdiği dini ifade ediyor, sistemi. Benim gibi düşünen birisi için Kur'an'da kendini buluyor. Başkaları için işte diyelim ehli hadise göre, hadisler de Kur'an gibi dinin kaynağı olduğu için onlar için Kur'an ve hadis külliyatının toplamında buluyor. Ama sonuçta Allah'ın gönderdiği vahye dayanan bir sistemi ifade ediyor İslam. Bunun ılımlısı demek birçok kimse için, Müslüman için biraz şöyle anlaşılabilir. Hani sanki Allah'ın gönderdiği sistemden biraz kırpıp da atalım. Yani diyelim ki bu sistemde domuz eti yemek var. Ilımlı dersek işte günümüzde domuzlar temiz, yemeyelim. Kastediliyor gibi anlaşılabilir endişelerle. Hani sanki biz İslam'ı kırpıyoruz gibi anlaşılabilir endişelerle. Birçok Müslüman bu ılımlı İslam kavramına haklı olarak ben de sıcaklık duymayız. Fakat ılımlı İslam kavramını kullananlar genelde bu anlamı kastetmezler. Hani İslam diye bir şey var, ondan kırpın anlamını kastetmezler. Genelde kastettikleri şey şudur. Bu, gerçi her ılımlı İslam kavramını kullanan da aynı şeyi kastetmez ama genelde bu kavramı kullananlar ılımlı İslam kavramını daha çok ılımlı Müslüman kavramını ifade etmek isterler. Yani İslam'ı yaşayan kimsenin İslam'ın yorumlarından ılımlı bir tanesini benimsemesini ifade ederler. Çünkü İslam'ın içinde bildiğimiz gibi farklı anlayışlar ortaya çıkmış. Nedir? İşte Suudi Arabistan gibi kadınları komple kamusal alandan dışlayanlar olduğu gibi kadınların kamusal alana çıkıp katılımını işte Bosna'daki gözüken örnekte olduğu gibi ki Bosna'daki tabii herkesle değil ama yaygın olarak Bosna'da gözüktüğü böyle bir anlayışı benimseyenler var. İslam'ın bilimle bir sorunu olduğunu düşünenler olduğu gibi İslam'ı bilim ve akılla bağdaştırmaya çalışanlar var. İslam'ın işte ben de o anlayışı benimsiyorum. Hiçbir ibadette İslam'ın zorlaması olmadığını, insanların ibadetlerini yapıp yapmamakta Allah'a ahirette hesap vereceklerini, dünyada zorla kimseye namaz kılamayacağımız, oruç tutturamayacağımız ve Kur'an'da söylediğim bu olduğunu düşünüyorum. Fakat benim bu fikrime şiddetle karşı çıkanlar işte namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğini, mürtedin yani dinden dönen öldürülmesi gerektiğini savunanlar da
var İslam adına. Şimdi İslam adına bu farklı inançlar içerisinde, ılımlı İslam deyince bazıları bu farklı inançlar işte, yani bilimi dışlama yerine bilimi kabulü, aklı dışlama yerine aklın kabulünü, kadınların daha çok kamusal alana çıkmasını ifade etmeye çalışanlar var. Abi böyle eğer bunu kastediyorlarsa sizin, yani ben kendim hiçbir zaman öyle tanımlamam, yanlış bir tanımlama olarak görürüm. Ama ben de ılımlı İslam'ı benimsiyorum. Çünkü İslam'ın bilimle akılla bir sorunu olmadığını, kadınla kamusal alana çıkması bir sorun olmadığını, sanatla bir sorunu olmadığını düşün. Fakat eğer bunun adı ılımlı İslam ise onu benimsiyorum, evet, diyorsunuz. Fakat bir kısım batılılarında ılımlı İslam'ın kendi karşısındaki devletlerin kendi koydukları kurallarla, kayıtsız şartsız onların koyduğu şartlarla altında uzlaşmasını kastettiklerini de unutmayalım. Bir kısım da ılımlı İslam'da böyle bir şey kastediyor. Yani sen, yani ben seni her türlü sömüreyim, senin yeraltı kaynaklarını, diğerlerini ben yöneteyim, sen de bunlarla uyuşursan bana göre o zaman ılımlı İslam'sın. Emperyalizme boyun eğmiş. Senin içinden hiçbir yapı batıya karşı çıkmasın. Hani ılımlı İslam, tabii ki Müslümanlar böyle bir ılımlı İslam anlayışına da tepki göstermeleri. Siyasi ve kültürel olarak emperyalizme boyun eğmiş. Yani onlar tabii ki onu açıkça anlayış söylemiyorlar. Fakat tarif ettiklerinde, kavramı kullandıklarında tam dediğinizi kastettiğini görüyoruz. Emperyalizmin boyun eğmişi kullanmıyorlar deyimi. Tabii tabii. Ama dediğiniz nihai anlama geldiğini geliyor, onların tarifinin sonunda anlıyoruz. Şöyle bir olgu var. Bu bence çok önemli bir olgu. Matematiksel bir veri. İslam aleminin sorunlarını ifadede çok güçlü bir şey. Müslümanlar dünya nüfusunun 1/4. 1.600.000.000'ü geçiyor. Evet. Dünya nüfusunun 1/4 oluşturuyor. Dünyanın en zengin kaynakları üzerindeler. Çok büyük bir kısmı petrolden doğalgaza kadar. Peki dünyadaki milli gelirin ne kadarını alıyorlar? 1/20. Bakın. En zengin doğal kaynaklarda olan 1/4, 1/20 alıyor. Yani 1/5 az alıyor pay. Dünya ortalamasına göre, ki yani buradaki dünya ortalamasını derken Çin, Hindistan gibi burada çok geniş nüfuslarına karşı diğer altı kaynaklarda nüfuslar oranla çok geride olanlar var. Onlar bir de ortalamayı düşürmesine rağmen böyle. Hani sırf Atlantik okyanusun iki tarafındaki ülkeler, yani Avrupa ile Amerika'yı falan alırsak, özellikle buradaki kaynakları sömüren güçleri fark alırsak, daha da büyük oluyor. O zaman o 5 katı fark değil, kaç katı farka dönüşeceğini biliyoruz. Yani Müslümanların buna tepkisel olması, buna karşı çıkması, buna karşı bir isyanlarının olması da gayet doğal. Ha yani onları da bir sindirme amacı olarak da bazılarının ılımlı İslam kavramını kullanması da gözden kaçmaması lazım. Yani ılımlı İslam kavramı aslında böyle çok boyutlu, kişilerin, birçok kimsenin kendi bakış açısına göre kullandığı bir kavram. Ama bana göre buradaki ılımlı İslam yerine, dediğim gibi, Müslüman çünkü İslam'ı yaşamaya çalışan kişi. İslam'ınla ilgili anlayış oluşan kişi. O ılımlı olan veya ılımlı olmayan, her neyse ılımlı olan olmayanı benimseyebilir. Ama İslam bizatihi Allah'tan bir sistem olduğu için Müslümanın onun içinden bir şeyi ben eksilteyim demesi İslam mantığı açısından kabul edilemez. O yüzden ben kavramın daha doğru kullanılması açısından, yani Müslümanın ılımlı olup olmamasından bahsedilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat İslam kavramını, ılımlı İslam'ı kullananların çoğu da zaten o anlamda kavram bence yanlış bir kullanımda olsa da onu kastediyorlar. Ama kastettikleri bu biz. Hı hı. Yani bazen de kastettikleri üzerinden de konuşmak durumundayız. Yani kavramı yanlış kullanıyor olsalar. Yani inanışın değil, inananın kendisini yenilemesi meselesi. Tabii inananın neyi tercih ettiği, evet, buradaki önemli. İslam'ın, evet, içinde çünkü bizim İslam adına da mücadele ettiğimiz, işte ben IŞİD'den ölüm tehdidi aldım, bununla mücadele ediyorum. Evet, evet. Neden tehdit aldım? Çünkü namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğini savunuyorlar. Kadınların sünnet edilmesi gerektiğini savunuyorlar. İşte kadınların kamusal alana çıkmaması gerektiğini sanıyorlar. Orucun zorla tutturulması gerektiğini sanıyorlar. Sadece kamusal alan olsa kadınlarla alakalı olarak kadını erkeğin yanında ikinci sınıf bir varlık olarak bile görüp, görmüyorlar yani. Yani yok kadın yok. Yok yani ikinci, evet, sınıf deyince, evet, bilen erkek biraz önde arkada gibi olur bu yani. O bile değil. O bile. Doğru söylüyorsun. Herhangi bir hakkı, bir mülk seviyesine indirgenmiş durumda neredeyse, özellikle IŞİD gibi neo-selefi harici yapıların
kadın anlayışına baktığımızda. Yani bu tip örgütler dışında da o mantığın yaygın olduğunu da belirtelim. Yani o tip örgütlere dahil olmadan bunu savunan da çok. Diğer taraftan bir de tabii ki bunlara karşı çıkma nedenimiz yani kendi kendine halifelik ilan edip yani İslam'ın ben temsil ediyorum halifeyim falan şeklindeki. Mehdilik ilan edenleri de ilave etmek. O Allah tabii, İslam tabii. Aleminde. Tabii. Arkadan şimdi Sayın Çelenk. İslam aleminde kendini İsa gören, Mehdi gören, asrın müceddidi gören, asrın en büyük kutbu gören, gavs gören çok var. Ve inanın bunların peşinde okumuş, yazmış ve master, doktorlu insanlar var. Yani sadece eğitim ve bilinç seviyesine bakmamak lazım. Doğru, katılıyorum. İnanç seviyesi. Bir de önemli bir güç alanlarını bunlar yönetiyor. Evet. Yani hani bunların yönettikleri güç de azımsanacak bir güç değil. Maddi bir güçten de bahsediyoruz yani burada. Akçeli maddi ve insan gücü var, maddi gücü var. Bunun hem beşeri sermaye, var. Hem aynı sermaye, hem nakdi sermaye. Bir ekonomist de var. Ekonomisinin arkasında bir siyasi paylaşım tabii, şey de var. İslam, Türkiye ile de sınırlı değil Tarık Hocam'ın söylediği. İslam aleminin birçok yerinde böyle uyduruk, nevzur tipler var. Evet. Şimdi Norbert Elias Medeniyet Süreci isimli kitabında hiç unutmadığım bir cümlesi vardır. Bu tür konular konuşuluyorken de hep aklımın bir tarafında durur. Bir din ancak ona inananlar kadar medenidir der. Tabi dinlerin ya da inanışların kendi kutsal metinlerinden ya da özlerinden değil. Tam da Caner Taslaman'ın ifade ettiği gibi mümin olan kişinin hangi dine inanıyorsa içinde bulunduğu, var olduğu kültürün, geleneklerinin onun anlayışını, inancını nasıl etkilediğini anlatmaya çalışır. Zaten az önce sizin vermiş olduğunuz Bosna Hersek örneğiyle farz-ı muhal Afganistan'ı karşılaştırdığımızda ya da Türkiye'yi karşılaştırdığımızda birbirine ne kadar yakın anlayış olarak iki ülkeden bahsettiğimiz çok net ortada ama işte inanış ve inanışın toplumsal hayattaki, gündelik hayattaki zuhuru açısından ne kadar büyük fark olduğunu Osmanlı görüyoruz. Osmanlı döneminde mesela Bosna Hersek'te verilen Yeniçeri'ye bir kadına laf atma cezasıyla Bağdat'ta verilen ceza farklı. Birisinde sopa var, birisinde akçeli para cezası var. Öyle mi? Tabii. Peki, işte tam da bahsettiğim şeyi gayet iyi anlatan bir örnek. Fark niye oluşuyor sizce? Şimdi, onu merak ettim. Bir ara anlatırsanız çok ben de sevinirim. Peki, bizim topraklarımızda yani bu cumhuriyetle aslında yani Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme anlayışı ardından gelen cumhuriyet örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışı ardından devletin bu anlamda İslam anlayışı nasıl şekillendi, nasıl ilerledi? Şimdi bakın devletin aslına bakarsanız İslam anlayışı ve devletin bu Tanzimat döneminden itibaren oluşan fikir hareketleri ve çabalar, yenileşme çabalarının her biri, yani bunun içinde İslamcılık da belki birinci sırada oluyor Türkçülük kadar. Tamamen bu devletin nasıl eski ihtişamlı günlerine kavuştururuz mantığı içindeydi. Bugünkü Türk sağı da kitabında belirttiğim gibi nasıl devleti tekrar dünyada rekabet edebilir hale getirebiliriz diyordu. Yani halbuki Şeyh Edebali ne diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Türk sağının ya da Osmanlı modernleşmecilerinin en büyük sorunu hep devleti yaşatmak için İslamcılıkta, Kur'an'da, hadiste ya da işte Türklerin birliğinde falan bir takım çözümler aramalıdır. Halbuki sorun insandan kaynaklanıyor. Yani eğer insanı ayağa kaldırmak, insanı tanımak üzere bir İslam anlayışı, bir yönetim anlayışı üzerine inşa edilseydi ki Batı'daki temel Batı kapitalizm demokrasinin doğuşu tamamen insan odaklı bir yapıdır. Ha onu eleştirebiliriz haz meselesi ya da şey meselesi diye. Ama kesinlikle bizim en büyük sorunumuz İslamcılığımızın da Türkçülüğümüzün de diğer konu en büyük sorunu ilk önce bir devleti ayağa kaldıralım ki ondan sonra insanlığı tekrar toparlayalım derdinden kaynaklanıyor. Şimdi hep beka sorunu diyoruz. Hep bir toplu olarak bir toplu tanım yapıyoruz. Halbuki hepimiz birer bireyiz. Hepimiz biraz insanız. Allah hepimizi birey olarak haşredecek ve birey olarak soracak, sorgulayacak bize. Ne cemaat olarak soracak, ne tarikat olarak soracak. Yani bunları ben insanı ve bireyi burada çok ihmal ediyoruz diye düşünüyorum. İslamcılık anlayışında da. Yani tarihe baktığınız zaman peygamberden sonra ki Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemde yaklaşık 70 yıl içinde dünyanın en büyük imparatorlukları çatırdıyor. İran Safevi dönemi çatırdıyor. Ondan sonra Roma İmparatorluğu çatırdıyor. Ve o
beğenmediğimiz Bedevi Araplar ta şeye kadar Fransa'nın işlerine kadar geliyorlar ve çok orijinal şeyler koyuyor. Bunlar sadece kılıç gücüyle falan olan şeyler değil ve Yunan eserleri tercüme ediliyor tamamen. Yunan hikmeti anlaşılıyor. Medreselerde korkunç bir inovasyon oluyor. Yani bu Hindistan, bizim, İran her tarafı tercüme ediyor. Hiç kimseyi öteki diye dışlamıyor. Evet. Her biri içselleştiriyor ve ne diyor diye anlamaya çalışıyor. Ve oralara kadar yani 70 yılda geliyor bu Bedevi Araplar nasıl bu kadar imparatorlukları yıktılar geldiler. Bunu Garodi çok güzel kitaplarında özetler baktığımız zaman. Evet, evet, tabii. Yani şimdi biz bu geçmişimize baktığımız zaman bugünlerde yaşadıklarımızla ilişkilerde ilk başta kendimizden utanmamamız lazım. Ama sorunun nerede olduğunu anlamak için de çok bence ilk önce insan odaklı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim anlayışımıza biraz dönelim diyorum. İşte Sayın Çelenk'e de onu sormaya çalıştım. Bizde peki ılımlı İslam denildiğinde bizde yani bizim kültürümüzde, topraklarımızda, Türkiye'de evet özetle nasıl anlayalım, nasıl anlamak lazım? Bizdeki macerası nedir bu işin? Şimdi burada bizdeki macerası ya biraz spesifik şeylere girmek istemiyorum. Nasıl isterseniz yani, hocam. Şimdi mesela bu işte Türkiye'deki cemaat yapılanması, FETÖ hadisesi, 15 Temmuz bunun arka planına inin. O zamanlar biz ılımlı İslam tabirini konuşuyorduk. Fakat 15 Temmuz sonrası tamamen unutuldu bu tabir. Şimdi Suudi Arabistan eksenli yeniden geldi. Şimdi burada daha önce hemen hemen hocalarımın tamamı da ittifak ettiği bir şey var. Bu kavram bizim dışımızda gelen bir kavram. O zaman bu kavramlara mahkum olmaktan önce kendimizi kurtarmalıyız. Sadece bu mu? Hayır. Biraz önce Caner Hoca işaret etti. Mesela demokrasi, laiklik, bu kavramlar da ithal kavramlar. Bu bağlamda şimdi Türkiye'nin bir yerini doğru okumamız gerekiyor. Yani Türkiye şu anda nasıl bir kıskacın içerisinde? Bir, dışarıdan gelen bir selefiyelik ve benzeri oluşumların bir kıskacı var. Bizi baskı altına alıyor. Evet, İki, ağır bir modernite kıskacı var. İkincisi orada. Üç, gelenek kendisini geleneksel bir takım tarikat yapıları, kurumsal yapılar var. Bunlar var olabilmek için, devletten pay alabilmek için ayrı bir güç odağı haline gelmeye başladılar. Bu da bir kıskaçtır. İkisini ama ayırmak lazım herhalde değil mi? Yani bir, gelenekten gelen yapıların moderniteyle baş edebilmek için başvurdukları bir takım yeni oluşumlar, yeni taktiklerle devletten yani güçten, iktidarın erkin yakınında yer almak için başvurdukları taktikler iki farklı dinamik aslında. Katılıyorum, iki farklı dinamik. Birincisi şu, ya bunlar, bu yapılar var kalmak için mücadele ediyor. Bu son derece doğaldır. Tabii. Ama modern koşullarda devletin imkanını kullanarak var kalmaya ya da daha etkin olmaya çalışmaları bence yani büyük bir soru işareti konulması gereken bir yerdir orası. Kesinlikle. Şimdi, kesinlikle. Bunu çok önemsiyorum. Geleneğin kendisine de ters aslında. Gayet tabii. Şimdi tam da bu noktada diyorum ki biz şimdi dışarıdan İslam'ı ve bizim din anlayışımızı biçimlendirmek isteyenler olabilir. İslam coğrafyasında da var. İşte kalkıyor dış devletlerin bir reisi, işte mesela Suudi Arabistan örneğini kullanalım. Yıllar önce zannediyorum Clinton'dı. Kadınlara araba kullanma imkanı sağlansın diye zihnimde kalan şeylerden birisi. Bugün de söylüyorlar aynı şeyi. Amerikalılar bugün de söylüyorlar. Ama bugün artık kadınlara araba kullanma imkanı tanındı. Şimdi oradan düşünecek olursak, yani Amerikalılar dediği için değil, bunun bir ihtiyaç olduğunu bizim görmemiz lazım. Bu örneği onun için verdim. Türkiye'de de şimdi geldiğimiz noktaya bakalım. Türkiye ciddi manada şu anda bir kutuplaşma sürecinin içerisinde. Benim bu kutuplaşma ile ilgili analizim tarih bilinci üzerindendi önce. Çünkü iki tip tarih algısı vardı. Osmanlı ve öncesini kutsallaştırıp Cumhuriyet'i görmezden gelen anlayış. Osmanlı ve öncesini yok sayan, Cumhuriyet üzerinden var kılınan anlayış. Bu yarılmanın ana sebeplerinden birisiydi. Diğer bir yarılma sebebi var. Şimdi o da biraz önceki konuşmamda işaret ettim. Mesela bir laiklik meselesi. Türkiye'de doğru dürüst tartışılmadı, anlaşılmadı. Bunun köklerine inelim. Laiklik kavramına tepki göstermek yerine gelin bu kavramı anlayalım. O zaman karşımıza ne çıkacak burada? Ne moderit İslam, ılımlı İslam, ne bir başkası. Biz kendi değerlerimiz üzerine, kendi köklerimizden destek alarak, Batı'nın sekülerleşme ve laiklik tecrübesinden yararlanarak
insan haklarının, insan hakları ihlallerinin olmadığı, özgürlüklerin önünde sorunların olmadığı bir devlet sistemi kurabilir miyiz? Bizim devlet tecrübemiz var. Bunu yapabilir miyiz? Kurarız tabii ki. Niye yapamayalım? Gayet yapabiliriz. Ve buradaki hedefimiz ne olmak zorundadır? Batı standartlarının ilerisinde bir demokrasi. Demokrasi insanlığın ortak tecrübesini içinde barındırıyor. Adına demokrasi demeyin ya da yeni bir tanım getirin. Ama Batı standartlarının ilerisinde bu demokrasiden daha aşağısını kabul edemeyeceğimiz bir yapılanma biçimi. Ve dinin siyasilerin elinde, ticaret erbabının elinde oyuncak olmasını engelleyecek yeni bir sistem. Adına laiklik demeyin, ne derseniz deyin ama bunun sağlanması gerekiyor. Bu din alanının, dinin özgürleşmesi, din alanının özgürleşmesi burada kastettiğim. Üçüncü bir şey daha var. Yani Türkiye'de gelenek belli bir noktada kendisini yenileyebildiği kadar gelenek olma vasfına sahiptir. Geleneğin gelecek tasarımı engellemesini gelin birlikte düşünelim ve ortadan kaldıralım. Yani geleneklerimiz kendini yenilesin. Ama bakın bu tür meseleleri biz konuşurken işte bu ılımlı İslam ifadesi bu tür meselelerin sağlıklı tartışılmasını, konuşulmasını da engelleyen bir işleve sahip. Aslında Caner Hoca çok güzel ifade etti biraz önce orada. Bu ılımlı İslam buysa ya bu tabir, ben de öyle düşünüyorum tabiri ama pek çok kişinin işte Caner Hoca ılımlı İslam'dan olduğunu söyledi diye anladığını ben düşünüyorum. Ya yani. Evet, muhtemelen böyle öyle olacak tabii ki. Hocam yani. Ben özellikle o tabiri hiç kullanmayacağımı söyledim. Orasını kesip öbür tarafı kullanırlar var. Hayır, bunu işte ya bu hale geldik. O evet. Kadar çok aşırı niyet sorgulama süreci yaşıyoruz ki. Oysa gelinen noktada bizim yapmamız gereken şey şu. Bir, kendi kültür köklerimizle barışmak zorundayız. Demokrasi, laiklik, işte insan hakları, bunların kökleri bizim geleneğimizde var. O zaman biz o gelenekten beslenelim, Batı tecrübesinden yararlanalım, bunları yeniden inşa edelim. İki, biz bu ülkede özgürlüklerin önünde herhangi bir engel tanımamak durumundayız. Yani İslam coğrafyasında nerede sorun varsa dikkat edin, sorunlar özgürlüklerle alakalıdır. Kanaatımca İslam coğrafyasının temel sorunu özgürlükler meselesindedir. Yani İslam'ın olduğu bir yerde insan hakları ihlali olmamalıdır en temelde. Yani bunu biz sağlayabiliriz. Bir üçüncü nokta, bütün bunların olabilmesi için bizim aslında aklı yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Bunu da üç basamakta izah edeyim. Bir, İslam'a göre aklı kullanmak namazdan, oruçtan daha önde olan farzlardan birisidir. En temelde. Çünkü İslam kendisini akılla temellendiren bir dindir. İkinci bir şey, insan akıl ve bilgi varlığıdır. Eğer insanlığımızı gerçekleştirecek insan olmanın bize yüklediği sorumluluktur. Önce dini aldım, ondan sonra evrensel bir noktaya geldim. Üçüncüsü, Cenab-ı Hak insanı yaratıcı yetilerle donatmıştır. Bunun sonucu salih ameldir. Siz enerjinizi sağlıklı kullanmak istiyorsanız aklı etkin kullanıp doğru bilgiyle enerjinizi kullanacaksınız, yaratıcı yetileri etkin kılacaksınız. Olay bu işte aslında. Ve biz bunları yapabilirsek emin olun hem sorunları çözeriz hem muazzam bir şey yaparız diye düşünüyorum. Siz Mithat Hocam Türkiye'deki anlayışa ilişkin bir şeyler söylemek ister misiniz? Aa, söylemek istemez miyim? Tabii söyle. Buyurun lütfen hocam, eksik olmayın. Şimdi Tarık Bey söyledi ya, devlet odaklı, devlet evet, referanslı. Devleti yaşat ki insan yaşasın devleti diye bakın. Tabii yani şöyle özür dilerim. Özetle Sayın Çelenk diyor ki Türk sağının, öyle söyleyeceğim yani kitabında başlığından biraz ilham alarak hareket edelim. Türk sağının bir bakış açısı var. O bakış açısı da hala devlet kökenli. Tıpkı Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi devleti kurtarmaya, devleti abad etmeye, yeniden ihya etmeye yönelik bir anlayış. Tabii ama bu problematik anlayış değişmedikçe de biz tabii açıkçası çağdaş dünya, problematik dünyada ne ben özgürlükler sorununu çözebiliriz, ne hak hukuk sorununu, ne vicdan evet sorununu çözebiliriz. Evet. Yani. Bunu bir kere daha vurgulayıp tekrar dönelim Sayın Bayram. Devlet ebed müddet anlayışı var ya, yani evet, böyle bir şey. Ona zarar vermez yani onun öyle olması. Patrimonyal bir yapıdan geliyor yani devlet. Benim her şeyimin sahibidir. İstediği zaman döver, istediği zaman sever. Patrimonyal bir yapı, yani zihinsel kodlardan geliyor. Doğru. Ama mesela şey de var, şimdi hakkını da yemeyelim. O dönem mesela 1902 Jön Türk Kongresi'nde Ademi Merkeziyetçi
görüşle merkezi pozitivist görüş çarpışıyor orada. Hı-hı. Liberal bir kanatta var. Yani Prens Sabahattin Le Play ve Demolins'ten etkilenmiş Prens Sabahattin terbiye modelini, yani eğitim modelini değiştirelim. At ile araba yer değiştirsin. Bireyi önceleyelim. Anglo-Sakson eğitim sistemini alalım. Bireyi önceleyelim ki birey serbest hareket etsin, manevra kabiliyeti gelişsin, karar alma ve kişilik sürecine olumlu katkıda bulunsun bu model diye bu görüşler çarpışıyor ama 1902'de bildiğiniz gibi Ahmet Rıza modeli galip geliyor. İkinci meşrutiyet mesela İslami akımlar çok canlıdır. Hocam da bilir. Mesela ama hep yine devlet odaklıdır. Mesela Sebilyur Reşat gibi, Sırat-ı Müstakim gibi çok böyle o dönemin en ünlü dergilerinde bile hani devlet nasıl ihya edebiliriz? Evet. İslamcılığın da temel metinlerinin olduğu yerlerde. Yani tabii. Türkiye Cumhuriyeti açısından. Ama mesela eğer laiklik var olan dinsel görüşlerin de bir arada barış içerisinde yaşama modeli gibi sosyopolitik bir kavramsa ki öyledir. Mesela Osmanlı'nın bile bu anlamda önemli miktarda laiklik mecrasında bir yaşayış geliştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi 2. Abdülhamit mesela İslamcı ve panislamist politikalar uygulayan bir padişah olarak, sultan olarak gösterilir değil mi genelde? Ama tırnak içinde evet. Evet yani ama Yıldız Sarayı'nda Fransız revülerini, Fransız tiyatrolarını falan seyretmiştir. Yani bu kadar şeydir. Yani modernite ile buluşma. Aynı zamanda Cumhuriyeti yetiştiren bütün okuşağın yetiştiği okullar değişen müfredat sistemleriyle açılan yeni okullarla beraber yine 2. Abdülhamit dönemindedir. Atatürk ve arkadaşlarını yetiştiren hep onların okulları. Aynen. Zaten. Tabii. Aynen. Şimdi bir de hocam yani belki siz de orada katkıda bulunabilirsiniz. Hep böyle fıkhi mezhepleri tartışıyoruz biz. İşte Hanefilik, Hanbeli, Maliki, Şafii, bir de kelam mezhepleri var değil mi? Eşari gibi, Mutezile gibi, Maturili gibi. Yani mesela Mutezile diyor, İslam felsefesi derslerini hatırlıyorum. Mutezile bizatihi Tanrı'nın varlığını dahi tartışabilecek bir ekol çıkartmış İslam coğrafyası. Akılcı. Akılcı, rasyonalist. Şimdi bu ekoller geride kalıp biz tartışmayınca ne oluyor? Münakaşa olmuyor, tartışma olmuyor, münazara olmuyor. Akli bir takım rasyonel düşünce kendi iklimini yaratamıyor. Yaratamayınca da ne oluyor? İşte ondan sonra tekrar selefi, cihadi örgütleri falan tartışmaya başlıyoruz. Şimdi tabii bütün bunlar olmayınca tefekkür de olmuyor. Hilmi Ziya Ülke'nin Türk Tefekkür Tarihi geliyor aklıma mesela. Evet. Bir kitap, çok önemli bir kitaptır. Şimdi mesela biz İslami düşünce deyince değil mi? Sağ partilere bunları genelde şey yaparız. Onlarla birlikte anarız. Hı hı. Mesela rahmetli Demir, ben hatırlıyorum gençliğimden beri izlerim. Çıkardı mesela. Yani oraya nüfus ederdi sağ partiler. Orayı biraz böyle gıdıklarlardı. O taban da oradandı. Kur'an dedik, bayrak dedik, ezan dedik. Kötü mü ettik derdi rahmetli Demirel. Kötü mü ettik? Ama bu gelenekte böyle bir Sabri Ülgener, Cemil Meriç, İdris Küçük Ömer, Erol Güngör gibi bunların dışında bir Türk tefekkür tarihi açısından yetiştirdiğimiz hiçbir profil yok. Türk sağının en büyük handikaplarından bir tanesidir bu. Tefekkür geleneği yok. Sadece sokakta siyaset olmuyor. Hiç yok. Ve o zaman da siyaset sokağa gömülüyor. Bu en büyük handikaplardan bir tanesi. Ama neden? Tekrar biraz böyle bir tık geriye gidersek tefekkür geleneğimizi kaybettik. Akılcı İslam'ın akılcı damarını kaybettik biz. Buradan kaynaklanıyor. Şimdi ama mesela bu saydıklarım da Cumhuriyet'in eğitim reformunun yetiştirdiği şahsiyetler. Bakın onları hocam affedersiniz birkaç soru sorabilir miyim bu konuda? Mesela şurada ciddi şöyle suçlamalar var. Tutarlı da tutarsız. Osmanlı'dan bu yana gelen İslamcılık ve diye bahsettiğiniz tefekkür geleneği işte bu devrimlerle bayağı bir intikaya uğrandı. 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda bir arada boşluk doğduğu için kendini Türk sahibi daha toparlayamadı diyenler de var bu röportajlarda. Var. Şimdi temas edeyim ona da. Şimdi tabii bilim ve teknoloji üretemezseniz teslim olursunuz. Yani bir İslam coğrafyası. Biraz önce Canan Hocam çok güzel söyledi. Yani dünyanın bir nüfusun 1/4'üne sahip olacaksın. Şimdi bazı projeksiyonlar yapılıyor. İşte 2030'da 9 milyar olacak. Tabii Müslüman coğrafyası biraz daha doğurgan olduğu için 1/4'de 1/3 olabilir ama ben de merak 2070'te ediyorum. 2070'te hocam o anketi atıyorum. 2070'te dünyanın en kalabalık iki dini olacak. İşte İslam ve Hristiyanlık. 2070'te tam yetişiyoruz. Tabii. Yani burada İslam sizin en kalabalık dini. Evet, çok en hızlı büyüyen din şu anda. Tabii. İlk büyüyen din.
Hayır, ben yani birinci olacağım. Onun benim derdim o değil. Yani şöyle, mesela 9 milyar olduğunda dünya nüfusu 2030'da... Dünya nüfusuna göre en tek büyüyen İslam. Yok, yani nüfusunu yüzde olarak kontrol eden iki tane var aşağı yukarı. Hinduluk ve... Hinduluk da kontrolün biraz altında. Hristiyanlık ancak yüzdeyi kontrol ediyor. İslam dünya nüfus artışının üstünde tek artan. Tabii. Evet. Ama benim derdim o değil Canan Hocam. Yok hocam, ben bir veri yani olarak söyledim. Yani yani gelirden alacağı pay yükselecek mi? Bilim ve teknoloji üretemezseniz bu böyle gider, bu değişemez. Yani matematik öğreneceğinize cihat öğrenin derseniz bu bir adım ileri gitmez maalesef. Yani bunu bir kere ortaya koymak lazım. Öyle derseniz de o zaman da ılımlı İslam olursunuz işte. Nasıl? Bir de öyle bir risk var. Ha. Tersini şimdi, söyleyince de. Abdullah Cevdet mesela İçtihat dergisinde yazıyor ya, önemli şeylerden bir tanesi Cumhuriyet döneminde. Madem Cumhuriyet döneminde açıldı. Bize diyor terakki sadece yetmez. Terakkinin yanında temeddün lazım diyor. Evet. Yani aslında bugünkü Kuveyt'i Suudi Arabistan tarif ediyor. Yani bina dikmekle, petrol zengini olmakla kişi başına düşen milli gelir açısından terakki edebilirsiniz. Ama temeddün lazım. Yani medenileşmek de lazım. Abdullah Cevdet'in eleştirecek çok şeyi vardır. O ayrı bir şeydir. Doğru. Ama bunu ben şöyle algılıyorum. Dış dünyaya da açık olacaksınız. Dış dünyayla etkileşim içerisinde olacaksınız. Yani hani Ziya Gökalp'in medeniyet dediğimiz bir mecmua her faslını bir milletin harsı oluşturacak diyor. Yani her milletin bir kültürü vardır ama bu kültürün bir kümülatif medeniyet dairesi içerisinde de ayrı bir yeri vardır. Şimdi dolayısıyla bizim sizin söylediğiniz soru çerçevesinde şey var. O zamanlar pozitivizmin aşırı esiri oluyor. Onu da bir koymak lazım. Yani Cumhuriyet kadroları. Abdullah Cevdet'ten mi bahsediyoruz? Yok, Cumhuriyet'in Abdullah temel felsefesi içerisinde. Ama Abdullah Cevdet de zaten o zamanki yıllar, evet. milli eğitimdeki müfredat programlarını talim terbiye etkileyecek kadar çok zaten tabii önemli bir kişi zaten. Avrupalı yani, damızlık kullanıp Türk neslini düzeltmek gibi projeleri bile var. O zamanki batıcıların en önde gelen ismidir. Yani. Hatta kötü batıcılık örneğinin bir güzel numunesi. Yani. Ama yani Avrupa'da o dönem itibariyle baktığımızda sadece Osmanlı açısından değil, Avrupalı pozitivistler, o katı pozitivistler tabii arasında da önde gelen isimlerden tabii bir tanesi tabii, ki tabii. Daha Latin problemi, alfabesi Türkiye'de tabii tartışılmıyorken notların Latin tabii alfabesi. Ama şimdi bir Tarık Bey'in sorduğu soru şöyle bir algı var. Şimdi pozitivizm olgu içeriklerinden yola çıkar. Yani ben gözlemleyemiyorsam, test edemiyorsam, deneyle bunu tekrar ederek bundan bir genel bilimsel çıkarımda bulunamıyorsam benim için her şey anlamsız ve boştur der. Bunun içerisindeki bütün bir ilahiyatı bile materyalizm bir bakıma. Yani. Aynen. Evet. Şimdi bunu sosyal bilimlerde de uygulamaya çalışırlar. Mesela Durkheim modeliyle beraber tabii falan. Yani toplum bir organizma gibi kabul etmek. Olaylar arasındaki illiyet bağını keşfedersek ileriye matuf bir çıkarımda bulunabilir miyiz diye. Oysa sosyal bilimlerde bu mümkün olsaydı bir Allah'ın kulu çıkıp da Sovyetler Birliği'ni dağılacağını, Berlin Duvarı'nın yıkılacağını falan onu söyleyebilirdi. İşte yani 20. Kimse söyleyemedi. Yok, dolayısıyla günahını almayız. Şimdi, evet, şimdi şöyle dolayısıyla o dönemde yani toplumu da böyle bir pozitivist modele doğru itebilmeyi denildi. Yani insanın anlam dünyasına ilişkin bir orada bir algılama olunca bu biraz devletle millet arasında Cumhuriyet döneminde boşluk yarattığı doğrudur. Onun için şimdi yani gelinen nokta mesela Dilthey'in anlama şeyi vardır. Yargılamayacaksın. Anlamaya çalışacaksın. Hermeneutik dediğimiz yeni bilimsel yöntem biçimi artık etkili olmaya başladı. Bir reklam arası daha verelim sevgili seyirciler. Son reklam aramız olacak. Oradan artık biraz daha güncele gelip tüm bu yaşadıklarımız içerisinde bizim rolümüz Türkiye olarak nerededir? Nereye doğru gidiyoruz? Neden İslam dünyasında bu tartışmalar başladı? Hepsinden önemlisi belki de yine konuşmamız gereken bir başka nokta. Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın açıklamasına dönerek o diyor ki 30 yıldır bir garip dönem yaşanıyor, ara dönem yaşanıyor Suudi Arabistan'da. Onun da nedeni İran İslam devrimidir. İran İslam devrimi İslam dünyasına militanlığı ve radikalizmi getirdi. Acaba öyle midir? Hocalarımızla onu konuşacağız. Reklamların ardından.
Gündem Özel'e devam ediyoruz. Vallahi söylemeden geçemeyeceğim. Programı da konuklarımı da çok seviyorum hakikaten. Siz burada yokken böyle aşırı entelektüel bir ortamda kitaplar imzalandı. Karşılıklı olarak hediye edildi. Böyle bir reklam arası yaşıyoruz biz. Çok çok teşekkür ediyorum ayrıca konuklarıma. Şimdi bu ılımlı İslam meselesinin ne manaya geldiğini konuşuyorken aslında Hasan Hocam bu konuyla ilgili birkaç söyleyeceğiniz bir şey vardı. Yani bu tartışmanın terim olarak hayatımızın ortasına gelmesinin birçok noktada da sağlıklı tartışmanın önünü kapatan bir etken olduğunu ifade etmiştiniz. Bir onu açarsanız aslında oradan devam edelim. Bir İran meselesine de oradan gelelim. Radikalizmin kökeni acaba İran İslam devrimine mi dayanıyor sorusunu da soralım ama önce bu ılımlı İslam konusu. Şimdi burada şöyle bir yanılgının içine düşüyoruz. Kavramlar ithal olunca kendi kültürümüzden bu kavramların içini dolduramıyoruz. Bu sefer o kavramlar dillendirilirken öne çıkartılan unsurlar doğru olanlar var. O doğru olanlar da o kavramlara mahkum olmaya başlıyor. Yani ılımlı İslam anlayışı içerisinde işte ne bileyim radikal şiddetten uzak bir İslam denildiği zaman bazı insanlar bunun cihat kavramına cihat kavramını sulandıran bir yaklaşım olduğunu söylüyor. İyi de cihat kavramı İslam'da kurucu bir kavramdır. Onun üzerinden konuşursak kıtal dediğimiz savaş onun içerisinde bir birimdir. Dolayısıyla burada biz ya yani bazı kavramları da dışarıdan empoze edilen bu kavramların etkisi altında sağlıklı konuşamıyoruz, sağlıklı değerlendiremiyoruz. Bu kavramların içeriğine yakın bir görüş serdettiğiniz zaman birileri diyor ki işte ılımlı İslam'ın temsilcileri ya da bunlar da ılımlı İslamcı gibi. Oysa biz zannediyorum bu tehlikeden şöyle uzaklaşmamız lazım. Bir şey doğruysa, hakikati yansıtıyorsa kim söylerse söylesin doğrudur. İki, bir şeyin yanlış bir kavram çerçevesinde bir doğrunun dillendirilmesi başkalarının o doğrudan yana tavır almasını, o doğruyu dillendirmesini engellememeli. Ama kültürümüzde daha çok maalesef biz gruplar üzerinden, evet, cemaatler üzerinden, bu tür yapılar üzerinden okumayı daha çok seviyoruz. Bunun da kökünde zannediyorum şöyle bir anlayışımız yatıyor. Bizde bu Hazreti Peygamber'e atfedilen bir rivayet var. Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetim 73 fırka olacak. Biri hariç hepsi cehennemliktir diye böyle bir algı. Bunun tam da tersi bir rivayet var. Biri hariç hepsi cennetliktir diye. İşin o tarafını düşünmüyoruz. Şimdi bu grup mantığı her grubun sadece kendisini kurtuluşa eren fırka gibi algılamasına yol açıyor. Bunu bu tuzaklara düşmemeliyiz. Evet. Yani burada İslam bireyi esas alan bir dindir. İman bireyseldir. Sorumluluk bireyseldir. Cennete de hak eden gider. Bu arada bir başka hadis-i şerifi de hatırlıyorum. İhtilafın bereket olduğuna yönelik. Tabii ihtilaf rahmettir. Bu çok önemli. Yani ciddi konularda işte bu tür ihtilaflar, farklılıklar zenginlik olur. Ama oradaki kural şudur. Üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil bir. İkincisi İslam ortak paydası bilinci olursa farklılıklar gerçekten zenginlik olur. Buradan İran'la alakalı radikalliğin, evet, oraya bir geçiş yapalım. Şimdi o ılımlı İslam'la ilgili Suudi Prens'in yaptığı açıklama İran üzerinden bir açıklamaydı. İddiası şuydu. Son 30 yıl İslam coğrafyasına yayılan şiddet, bizim de mahkum olduğumuz şiddetin kaynağı İran. Şimdi ben bu ifadenin biraz öncesine gidelim istiyorum. Yani İran devrimi, devrim ihracı sürecinde İslam coğrafyasında gerçekten bir şey yarattı. Bir heyecan yarattı. Türkiye'den bile pek çok insan İran devrimiyle ilgili olumlu bir sürecin içine girdi. Ama daha sonra ne oldu? Devrimin ne olup olmadığı ortaya çıktı. İnsanlar bunları düşünmeye başladılar, sorgulamaya başladılar. İran devrimi, devrim ihracı, şiddet ihracı değildi. Fakat o süreçte ilginç bir şey oldu. Pek çok İslam coğrafyasında Selefi çizgideki radikal oluşumlar öncelikle maalesef Suudi Arabistan ve Körfez sermayesi tarafından desteklendi. Şimdi ilginç olan nokta ne? El-Kaide ve türevlerine bakın. Bunların çoğunun lider kadrosu Mısır menşeilidir. Bir kısmı da okumuştur. Mısır'daki yapıya dikkat edin. Mesela Müslüman Kardeşler Teşkilatı. Bu çok fazla tartışılmaz Türkiye'de ve bilinmiyor da maalesef. Hep Mursi üzerinden Müslüman Kardeşler'i okuduk. Ben sadece onun geçmişiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Reşit Rıza'nın Abduh'tan sonra devam ettirdiği dergiler vardır. Menar dergisi vardır. Mesela bu dergiyi devam ettiren Reşit Rıza'dan sonra Hasan el-Benna'dır.
Ve selefilik kavramını İslam coğrafyasında geniş kitlelere yayan da Reşit Rıza'dır. O zamanki manada. Dolayısıyla Reşit Rıza'dan sonra selefiliğin temsilcisi Müslüman kardeşlerdir. Ve selefi oluşumların çoğu Mısır'da Müslüman kardeşlerin bünyesinden, o yapının içinden koptu. Bugün işte üç tip selefilik vardır. Bir, cihadi selefilik. İşte bu İslam coğrafyasının her tarafında, yani bu bir zihniyettir. Ortalığı kan gölüne dönüştüren bir selefiliktir. İki, siyasi selefiliktir. Mesela Mısır parlamentosunda Nur Partisi ve diğerleri, Mursi karşıtı faaliyetlerin içinde yer alan, onlar da siyasi selefiliktir. Bir de ilmi selefilik dediğimiz başka şey var. Yani bu daha çok ilimle uğraşan, erken dönem idealizasyonunu merkeze alan bir yaklaşım. Bakın bunların içerisinde cihadi selefilik, buna zaman zaman Suudi selefilik de denilir. Yani prensin şikayet ettiği şiddet büyük ölçüde körfez sermayesi ve şey tarafından beslendi uzunca bir süre. Arkasında yatan sebep nedir? Büyük ölçüde egemen olma davasıdır. Sadece sermaye açısından değil, Suudi Arabistan medreselerine, oradaki din adamlarının genel tavrına, genel yapısına baktığımızda ideolojik olarak da Suudi Arabistan'ın yaklaşımından beslenen bir durum söz konusu değil mi cihadi selefilikte? Çok doğru söylüyorsunuz ama onun öncesinde mesela burada üzerinde çok durmadık. Rabıta Teşkilatı, İslam coğrafyasının pek çok yerinde var olan teşkilat. Bu aynı zamanda o Vahabi zihniyetin İslam coğrafyasına taşınmasını böyle esas alan bir örgütlenme biçimiydi. Peki Rabıta'nın ortaya çıkışı hocam, İran İslam devrimi sonrasında devrim ihracına yönelik bir tepki olarak da değerlendiriliyor. O konuda ne dersiniz? Ben ortaya çıkışıyla ilgili değil ama fonksiyonellik bakımından devrim sonrası İran'la rekabetin ürünü olduğunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Yani İran devrim ihracına kalkışırken, ki İran'ın orada başarılı olduğu tek yer vardır, Lübnan'dır. Ve bugünkü Orta Doğu'da İran'ın bu kadar etkili olma arzusu da bununla alakalıdır kısmen. Yani İran nerede Şii varsa onunla ilgilenmeyi kendisi açısından sorumluluk olarak görür ve bunun meşruiyet aracı olarak o Şiiliği değerlendirir. Vahabilik de Orta Asya ülkelerinde ve diğer yerlerde, mesela Kafkaslar'da olup bitenlere baktığınızda arkasında oralardaki bu Vahabi anlayışın temsilcilerinin var olduğunu görürsünüz. Benim Orta Asya tecrübem iki unsurun. Evet. Sovyetler zamanında, yani Mithat Hocam da sizde bu konuda daha farklı tecrübeleriniz vardır kuşkusuz. Sovyetler zamanında iki alanın açık bırakıldığını görüyoruz. Türkiye'ye kapılar kapalıyken dini açıdan İran'ın ve Suudi Arabistan'ın Orta Asya ülkelerine daha rahat girmeleri, oralarda daha rahat faaliyet yürütmeleri sağlanıyor. Bu çok enteresan. Balkanlarda da benzer şeyler vardı bir zamanlar. Balkanlarda da çok doğru. Bir tek şey söyleyeyim Balkanlarla ilgili de. Balkanlardaki restorasyon faaliyetleri, başka şeyler var. Bizim TİKA'nın yanında bu Suudi Arabistan'ın falan desteklediği, kendi tespitimi söylüyorum, oralarda Osmanlı izlerinin bu bağlamda yok edildiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Boşnaklar hatta şey savaş sonrasında... Bir şey var da değil mi? Yalnız şeye de belki dikkat etmemiz lazım. Vahabi, Selefi hareketler siyasi menfaat olunca, yani siyasi çıkarlar ön plan olunca, kendisiyle tamamen paralel olanları da en büyük düşmanı ilan etmiştir. Mesela yani IŞİD, El-Kaide gibi örgütler, biz ideoloji açısından baksak, yani burada biz oturan hocaların veya Türkiye'deki birçok kimseden, yani IŞİD, El-Kaide, Suudi Arabistan, Vehhabili birbirine çok daha yakın. Onlar da aynı çizgideler. Fakat Suudi Arabistan onların hepsini düşman biliyor. Yani halkın ondan şunu da yakalaması lazım. Siyasi menfaatler söz konusu olduğunda bu ideolojik yakınlıklar anında kenara atılmakta, en büyük düşman olarak ilan edilmektedir. Zaten bunları tartışırken yani bunları itikadi meseleler değil, siyasi meseleler olarak bu da zaten bunu gösteren bir veri. Yani bir anda işte... Burası çok önemli, Caner Hoca'nın işaretliği. Bir şey daha söyleyeyim ben burada. Aslında bu tür oluşumların arkasında tamamen siyaset ve siyasi egemenlik meselesi var. Bu yüzden de kolaylıkla çok rahat farklılaşabiliyor. Yani şu anda mesela Yemen'de, bakın Yemen'de toprakların %90'ı kolera hastalığının pençesinde. Ve her gün onlarca, yüzlerce çocuk koleradan ölüyor. İran ve Suudi Arabistan
orada iktidar kavgası içerisinde ve çocukların ölümüne dünya göz yumuyor. İşte böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bir kısım oradaki Selefi çizgidekiler Suud tarafından, diğerleri İran tarafından destekleniyor. İki devletin güç mücadelesi Müslümanları mahvediyor orada. Yani dünyanın pek çok yerinde Suriye'deki olayları da aynı şekilde görebiliriz, değerlendirebiliriz. Yani burayı yönetmek isteyenler burayı kaşıyorlardır mutlaka ama hep buna atıf yapıyoruz. Doğru ama yani bizim bünyemizdeki bir hastalığı da kaşıyor. Tabii, kaşınacak bir şey olmasa. Bu mezhepçilik hastalığı bizim bünyemizin bir hastalığı. Tabii. Evet. Bir kaşınacak bir yer olmasa, yumuşak bir karın olmasa dışarıdan ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir ihtilaf çıkarmaları bir ufak mümkün bir, olmaz. Bir saniye, 10 saniye bir anket mesela söyleyeyim. Bu, buyurun hocam. Şiiler için de aynı şey geçerli aşağı yukarı. Sünnilere soruyorlar. Pew anket şirketi, hani dünyanın en ciddi din konusunda anket yapan şirketi diyebiliriz. Şiiler Müslüman değil diyenler. Mısır'dakilere soruyorlar. %53'ü Şiiler Müslüman değil demiş. Hı hı. Fas'ın %50'si. Filistin'in %40'ı. Irak'ta çok Şii Sünni iç içeli olmasına rağmen %14'ü. Ya bana göre 114 bile felaket ama %53 Mısır'da Şiiler Müslüman değil bile diyor. Şiilerde de aşağı yukarı aynı durum söz konusu. Birçoğu Sünniler Müslüman değil bile diyor. Ki bizde bir de şöyle bir uydurma var. Karşı taraf Müslüman değil deyince buna eşlik eden bir mürtet anlayışı da oluyor bazen. Evet. Yani onu bir ehli kitap gibi görmüyor. Mürtet görüyor. Katledilmesini de caiz. Onu söyleyecek. Görme anlayışıyla bu birinde de bir birleşiyor. Yani şu veri bile Müslüman alemine mezhepçiliğin ne kadar zarar verdiğini. Oranlar çok yüksek. Yanılmaz oranlar. Yüksek. Yani tekfir müessesesi mezhep farklılığı üzerinden meşrulaştırılıyor. Evet. Şimdi Sayın Çelenk, size döneceğim. İran'ın devrim ihracı meselesinin radikalleşme ya da militanlaşma üzerinde etkisi var mıdır yok mudur meselesini tartışıyoruz. Orada ben biraz Türkiye'ye döndüğümde özellikle 80 sonrası Türkiye'deki İslami hareketlerin ki öncesinde çok ciddi siyasi anlamda bir nasıl diyelim 1980 öncesinde keskin bir tavırları söz konusu değilken biraz daha keskinleşmeye başladıklarını görüyoruz 80'lerin ardından. Bu keskinleşmeden tavrım siyasi şiddet anlamında değil ama bir ideolojik yenilenme, bir nasıl diyelim yeniden doğuş, bir yeniden toplumsal örgütlenme çerçevesinde bahsediyorum. Ve burada da baktığım zaman temel kaynaklar itibariyle biraz İran devriminin etkili olmaya başladığı görülüyor. Yani Mısır'ın da etkisi söz konusu ama asıl dinamizmi sağlayan sanki İran İslam devrimi gibi. Yanılıyor muyum acaba? Bence çok güzel bir soru sordunuz. Bu sorudan önce kısa bir katkı yapmak istiyorum Hasan Hocam'a. Şimdi bakın, bu geçişkenlikler, radikal geçişkenlikler, intihar eylemleri falan. Tarihte bildiğim kadarıyla ilk intihar eylemi fetvasını veren Şii bir alimdir. Ya Bağdat köken ya Lübnan köken, ismi de vardı benim yazılarımda, şimdi unuttum. Ve ondan sonra El-Kaide oradan almıştır o intihar eylemciliğini. Yani cihat acısından intihar, kendi hayatını feda etme fetvasını veren müştehit bir alimdir bildiğim kadarıyla. Hatta Hümeyni'nin Salman Rüşdi ile alakalı fetvasını da orada ilave edebilirsiniz. Yani kendi kendini intihar etmeyle ilgili. Evet. Çünkü İslam dünyasının ilk şeylerindendir. Hasan Sabah falan konusunda modern dönemlerle ilgili ilk konu. Sizin sorunuza gelince bakın, o dönemde şöyle durum vardı. Biz de o dönemlerde işte sağ gruplar içinde düşünen insanlardan biriydik. O dönemde İslam'ı daha çok Türk milliyetçiliğini savunurdu insanlar ama biraz Türk İslam sentezi İslam savunurdu ama derlerdi ki sol görüşte insanlar, devrimciler. Ya sizin düzeninizin dünyada herhangi bir yeri yok ki. Bak bizim düzenimiz işte Çin'de var, Vietnam'da var, işte ne bileyim Che Guevara yapıyor, şunu yapıyor, bunu biz pratik ama sizinkisi çok ütopya derlerdi. Ve o zamanlar iyi bilirdim, İskender Paşa'ya gidip gelen bazı insanlar, İran'dan büyük bir devrim geliyor ki İskender Paşa'ya gidenlerin bir kısmı da yani gerçekten ehli tasavvuf insanlardı. İran'dan bir devrim geliyor, orada kardeşlerimiz var derlerdi. Ve İran devrimiyle beraber dünyadaki her devrim bir şekilde bir etkisi olur yani. Fransız devrimine itibaren gelmiştir. İran devrimiyle beraber dünyadaki Müslüman dünyadaki insanlar Sünnisi'den tutun Şiisi'ne kadar İslam'ın bir şekilde bir devlet düzeni olarak olup işleyebileceğini, kurumların işleyebileceğini ve o zamanki popüler olan sosyalizme karşı ezilen halkların işte mücadelesini koyan popüler sosyalizme karşı bir alternatif olabileceğini
hissettiler. Öyle algıladılar bunu. Yani İran devrimiyle beraber demek ki İslam devleti bu dönemde, modern dönemlerde olabiliyormuş, kurumlarıyla beraber oluyormuş, şeriat bir şekilde giriyormuş. Ha bunun adı Sünniymiş, Şiiymiş hiç fark etmez tarzında gençler arasında bir heyecan oluştu. Hatta son döneme kadar, son özellikle Lübnan'da ilk defa İsraillerin, Hizbullah'a, İsrail ordusunun yenilmesinden sonra dahi bir dönemde Şiiliğe Sünni yapılardan geçişkenlikler oluşmaya başladı. Şimdi yani bu açıdan baktığınız zaman tabii ki İran devriminin etkisi var. Ama İran devriminin etkisi olduğu, bu hiçbir zaman terör olarak etkisi olduğunu düşünmüyorum. İslamcılık olarak, Türkiye İslamcılık üzerine birazcık da tasavvuf karşıtı bir İslamcılık olarak Türkiye'de çok gelişti bu. Yani şu anda AK Parti'den milletvekili olan birkaç kişiyi daha çok tanıyorum. O dönemde neler konuştuklarını var. Tabii insanlar değişiyor, hızlı bir şekilde değişiyor. O manada bir şey söyleyemem ama yani o dönemde Türkiye'de ciddi İslamcılık, işte marşlar, şunlar bunlar, gelenekten kopuş. Yani halbuki Türkiye'deki İslam Osmanlı'dan bu yana bir gelenek üzerine oturmuş. Tasavvuf üzerine, direkt hoşgörü ahlak üzerine. Temelli. Alevilikten tutun, tabii, Bektaşilikten tutun ya da Sünni tarikattan tutun bir gelenek üzerine otur. O gelenek koptu. Herkes tipik bir sosyalist marş geleneği. Marşlar, bayraklar vesaire. Hatta İran marşları çalınırdı. Filistin meselesi de o zaman ya, keşfedildi. Filistin meselesi de tabii yani. Aslında. Daha çok sol taşırdı Filistin meselesini. Tamam işte onu diyorum. Ondan yani 70'ler, sonra, boy, 70'ler evet, boyunca evet, evet, solun evet, gündeminde evet, temelde olan yani, devrimci solun gündeminde ama, olan fetih vardı o zaman. Ama tabii şimdi yani İran devrimi etkisini kaybetti tabii. 90'lı yılın ortalarına doğru etkisini kaybetti. İnsanlara hocamın dediği gibi küresel endekste bir refah veremediğini, bir model oluşturamadığını, evet, ondan sonra insan hakları sorunları, yolsuzluklar, işte komisyonlar, ıvır zıvır vesaire, bunlar söylentiler de oldu. Ama şu anda her şeye rağmen İran'da kurumlarını dönüştürebilmiş, 1000 yıllık, 2000 yıllık gelenekten itibaren Şah dönemi dahil olmak, kurumlarını taşıyabilmiş, ordusunu koruyabilmiş, Orta Doğu'da hala eski gelenek iddialarını evet, yapan, herkesin saygı duyabileceği bir devlet var şu anda. Bunun adını evet, kimse tek merak etmiyor. İslam devleti midir yoksa kapitalist devlet, demokratik devlet midir? Ama Türkiye'deki bence İslamcılık üzerine etkisini tamamen kaybetmiştir bu saatten sonra. Ben buraya İran, küçücük bir ilave evet, yapabilir miyim? Yani İran devriminin gerçekten muazzam bir dünya çapında etkisi oldu. 80'lerde. Türkiye'de de hı, bu belli noktada. Burada iki kırılma noktası var. Bir İran-Irak savaşı. Orada tabii, bir karizmayı orada çizdi. Bu evet, ciddi bir kırılmadır. Çünkü orada insan hakları bağlamında da gencecik çocuklar mayın tarlalarının üzerine tabii, sürüldüler. Ya. Sonra cinayetler var. İşte Fransa'da falan aydınlar gittiler, vurdular evet, teker teker. Yani şiddetten bütünüyle evet, bağımsız değil. İkinci evet, kırılma Suriye'deki bu İran'ın doğrudan Esad rejimini desteklemesiyle, evet, Hizbullah'ı oraya yönlendirmesiyle ikinci bir kırılma evet, oldu. Ben bir de Deniz Bey belki herhalde son turdayız değil evet, mi? Bir şey ilave etmek istiyorum. Belki ileride bir tartışma konusu olabilir. Bence temelde bence bizim bütün Müslüman aydınların tartışmamız gereken temel soru bugün Batı ile hep ilişkilerimizde falan bu konuda. Şimdi şeriatla demokrasi uyar mı uymaz mı? Temel hı, soru bu bence. Yani bir Müslümanın itikat ve fıkıh konusunda da dahil olmak üzere yani şeriatın temel esasları dediğimiz canın güvenliği, malın güvenliği, neslin, üremenin güvenliği ve kutsallığını sağlayan işte fıkıh, faiz yasaklığı, zekat konusu, zinanın yasaklığı, bunun tanımları konusuyla demokrasinin temeldeki oluşturduğu insan hakları ve prensipleri, ticaretin güvenliği, insanın bireysel haklarına saygı falan bu konu hangi alanda ne kadar uzlaşabilir, ne kadar çakışabilir? Bu konudaki bir uyum ve bu konuda bir senkronizasyon bence İslam dünyasının daha rekabet edebilir hale hem de itikatlarını da sarsmadan taşınabilir hale getirebilecektir. O da belki ayrı bir tartışma konusu olacak yani. Yani ben burada yine gireceğim. Batı standartlarının ilerisinde bir demokrasi evet, olmazsa olmaz. Evet. Sadece bu kadar. Evet. Bunları bizden şimdi hala tartışıyoruz. Evet. İçtihat dergisinde Kılıçzade Hakkı yazmış. Hmm. Fesi çıkartacağız, serpuş giyeceğiz diyor. Görücü usulüyle evlenmeyi kaldıralım diyor. Yani kadınlar birbiri erkeği görsün, birbiriyle tanısın, arkadaşını ilerletsinler, ona göre evlensinler diyor falan. Yani nereden nereye kadar, ne kadar, kaç senedir hala aynı şeyleri tartışıyoruz. Hocam şekle mahkum olursanız bu kaçınılmazdır işte. Tabii. Şimdi efendim ben de bu Suudi Arabistan açılımı üzerine birkaç bir şey söyleyebilir miyim lütfen acaba? Lütfen efendim, tabii ki. Şimdi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman önümüzdeki 30 seneyi artık biz tekrar böyle yıkıcı şeylerle, faaliyetlerle geçiremeyiz diyor.
30 yıllık bir proje yapacağız diyor. Bu 30 yıllık projeyi derken aslında yani petrolün de dünyada birincil bir enerji kaynağı olmaktan çıkacağı varsayımıyla bütün geçimini ve hayatiyetini petrole bağlamış olan Suudi Arabistan'da bir değişim ve dönüşüm geçirme modelini öyle bir perspektif de sunuyor. Bunu öyle de algılamak lazım. İşte bu NEOM projesi dedikleri bir inovasyon ve ticaret merkezi. Yepyeni bir şehir inşa edecekler. Fakat bunun Ürdün ve Mısır'la da bir kapıyla bağlayarak Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan oldukları böyle bir NAFTA gibi de bir modelde düşünülüyor. Şimdi bunun tabii siyasi şeyleri var. Yani biz aslında neyi konuşursak konuşalım, bunun arkasındaki dünyadaki siyasi dinamikleri bir parametre olarak almazsak kurduğumuz model ya da denkleme bir şeyler eksik kalır. Mesela İran devrimini konuşuyoruz ama mesela biraz önceki konuşmamda ben rabıtadan bahsetmiştim. İran devriminden çok önce 62'de çıktı rabıta öncesi. 62'de vardı. Yani oradaki bir ümmetçilik pompalayarak bir takım milliyetçi anlayışları törpülemekti. Ondan ilk turda ben bir miktar söz etmiştim. Yalnız İran devriminden bahsederken 1978'deki Pakistan'daki darbeyi, 1981'deki Mısır'daki iktidar değişimini, 1980 Türkiye darbesini de yan yana dizerek algılamamız lazım. Yani bir anlamda Soğuk Savaş yıllarında olduğumuzu hatırlayarak Amerika Birleşik Devletleri ile daha uyumlu çalışacak bir İslami anlayışların ya da modellerin pompalandığını da bu denklem içerisinde bir şekilde oturtmak lazım. Yeşil kuşak dediğimizde benim de ilk aklıma gelen oydu açıkçası. Evet. O anlamda değerlendirilir. Yani bakın Mısır, Pakistan, Türkiye ve İran'dan söz ediyoruz. Afganistan'ı da unutmamak lazım aslında. Tabii. Afganistan'da var. Tabii. Şimdi burada bir neden birdenbire çıktı? Yani Muhammed Bin Salman'ın tabii bunu yine Hegel'den ödünç aldığımız kavrama başvurursak Zeitgeist diyelim, zamanın ruhu değişiyor. Yani aslında belki iddialı bir şey de söyleyeceğim ama galiba bu cihadi ve selefi örgütlerin artık kökünü kazıyacaklar Amerika Birleşik. Michael Flynn'in yani görev verilmeyip dışlanan Trump'ın danışmanlarından yapılan bir mülakatta şöyle soruyorlar. Mesela Gülen'le ilgili bir soru sorulduğunda bizim için Müslüman kardeşlerden hiçbir farkı yoktur diyor. Çok aman efendim ne diyorsunuz diyor. Türkiye'de Müslüman kardeşleri destekledi ya yani Mursi rejimle falan. Buradan kim ne ders çıkartırsa çıkarsın diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri için Müslüman kardeşlerle İran devrim muhafızları arasında artık hiçbir fark yok. Şimdi burada zamanın ruhu derken şunu anladı Suudi Arabistan. Esad kalıcı. Birincisini söylüyorum. Esad'ın kalıcı olduğunu anladıktan sonra bir U dönüşü yaptı. Birinci sebebi İran Suriye'de çok büyük bir alan kazandı. Evet. İran'ın bu kazandığı alan itibariyle yani devrim muhafızları paramiliter örgütlerle 40 bin civarında militanı Suriye toprakları içerisinde olduğunu bulundurursak ve 2011'den bu yana 50 milyar dolar bir orada para sarf ettiğini hatırlarsak İran'ın belli bir alan kazandığını Suudi Arabistan görüyor. Şimdi bu radikal örgütler yani Rakka ile beraber %10'u kaldı zaten %90'ı temizlediler. Bu temizlenen cihadi ve selefi militanlar ne yapacaklar? Yani bunlar bir yol bulup bütün Batı ülkelerine tıpkı Londra'da, Paris'te, Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz gibi bir takım olaylara sebep olacak. Bu Batı ülkeleri için çok büyük bir risk teşkil ediyor. Ve bu örgütleri en büyük maddi ve manevi destekçilerden biri Suudi Arabistan'dı. Maalesef öyle. Evet. Artık kendine çekidüzen ver. Bizim cenahta, güneşte bir yer almak istiyorsan bunları desteğini keseceksin dediler. Dolayısıyla bu destek buradan kesiliyor. Arkadan büyük inşaat süreçleri başlayacak tabii Suriye'de. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ortak şirketlerle göreceğiz. Bunların hepsine birden beraber tabiri caizse bodoslama dalacaklar. Dördüncüsü daha önce Özgür Suriye ordusunu destekliyordu Suudi Arabistan. Sonradan da işte Nusra, Liva el-Hak, ondan sonra Ceyşul Sünnet gibi irili ufaklı birçok böyle cihadi selefi örgütlere destekte bulunmaya başladı. Ancak hani turbun büyüğü heybede derler ya, esas önemlisini şimdi söyleyeyim, son bir yıldır PYD'yi destekliyor. Öyle mi? Evet. Suudi Arabistan değil mi? Evet. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan evet, PYD'yi evet, destekliyor. Evet. Onun için turbun büyüğü heybede dedim. Bu çok önemli bir gelişme. Salih Müslim'in açıklamaları var zaten. Diyor ki yani İran zaten bize çok hoş bakmıyor. Türkiye ile ilişkiler malum. Üstelik Türkiye İran ve Katar'la beraber aynı cenahta yer alıyor.
biz de tekrar şeyle Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle aynı cenahta, arkada tabii Amerika Birleşik Devletleri de o bakımdan dizayn ediyor. Böyle bir cenahta şey yapacağız, yer alacağız diyorlar. İzin verirseniz de hani siyaset bilimi çok vurgusu yapıyorsunuz ya, siyaset bilimi de konuşacağız diye. Bir ondan bir vurgu yaparak bitireyim. Yani belki tam yeridir diye düşünüyorum. Tam yeridir. Evet. Ünlü yine siyaset bilimcilerinden ve aynı zamanda siyaset felsefeciden David Easton'ın bir şeyi vardır. Böyle bir siyaset, itibar, nüfus ve iktidar kavgasıdır ama bunu otoriterleşerek de sürdürürken öyle bir mekanizmalarda tanzim eder ki bu mekanizma içerisinden siyasi hayat tanzim ederek mevcudiyetini ve hayatını sürdürür. Fakat bu kendine kapalı bir devre olarak yaşamadığı için dışarıdaki uluslararası iklimden ve çevreden de o kadar çok input dediğimiz veriler gelir ki eğer siyaset bunu çözemezse, yani bir output, bir verim olarak, bir sonuç olarak dışarıya çıkartamazsa termodinamikten ödünç aldığı bir terimi kullanıyor. Entropiye başlıyor. Yani entropi değişim, termodinamik değişim, sistemlerin değişim ve dönüşüm kapasitesini ölçen bir terim. Dolayısıyla bu entropiye düşmemek için muhtemelen bir çıktı üretmek zorunda. Suudi Arabistan'da işte onu yaşıyor. Konuyla ilgisi o. Suudi Arabistan'da uluslararası iklimden kendisine dayatılan ve bundan sonra muhtemelen farklı bir mecraya gidecek olan dinsel anlayışını tekrar bir restorasyon dönemine tabi tutacak diyerek sözlerimi tamamladım. Bir cümle var bence önem arz ediyorum. Lütfen tabii ki. Şimdi Türkiye'deki İslamcılığın ya da Türk sağının değişim çizgisini anlamak için özellikle 1945'li yıllardan şu günlere kadar da İran devrimini de ortaya koyarak Atatürk'e bakışları olarak şey yapalım Türkiye'deki İslamcıların. Özellikle İran devrimi döneminde çok anti Atatürkçüydü Türk sağ. Türk sağ demeyeyim de o zamanki İslami akımlar, İslamcılar. Ve şu dönemde artık en katı İslamcı bile Mustafa Kemal Atatürk'e anlamaya çalışıyor ve belli bir noktada tabii burada çok ütopik olmamak lazım ama onu anlıyor, daha da yakınlaştı yani bu manada tam şey yapmayayım ama bu konuda bir bilgi alışverişi ya o ne notlar tutmuş, nasıl evet. bakmış, kimleri neler ya acaba bir de bakalım. Niye böyle? Niye böyle olmuş? Yapmış? Niyeydi yani? Niye ya sorusu önemli bir ölçüdür başladı. Yani bunun toplumsal olarak bu konuda bakmak lazım yani. Evet. Yani Atatürk'ü yeniden keşfedeceğiz yani galiba. O konuda çok şey olmamak lazım ama bir normalleşme süreci, bir ilişki tarzında yani kimse kendini yani hakaret hane değil de anlamak, yapmak istediğini, nasıl Abdülhamid'in yani, yapmak istediğini anlayabiliyorsak. Daha evvel buyurduğunuz evet. hocam, Türkiye'de siz söylemiştiniz yanılmıyorsam. Muhafazakar mütedeyyin kesim Cumhuriyet'i tamamen reddedip sadece Osmanlı Cumhuriyet öncesine, Batılı seküler kesimse Osmanlı'yı reddedip sadece Cumhuriyet sonrasına odaklanıyor. Zihin yarılması. Evet, o zihin yarılmasının en azından günümüzün getirmiş olduğu sorunlar sonucu yani o şer sonucu ortaya çıkan bir hayırdan bahsediyor. Ya orada bir sağ açıdan hayır mı? Ben hep sağ eleştiren bir zaman birazcık da solu eleştireyim müsaadenizden. Tabii. Ama maalesef tabii belki yani Türkiye'deki iktidarın 12, 13, 16 yıldan böyle gelen sürecinden mi bilmiyorum. Ama Türkiye'deki daha çok suskun olmayı tercih eden Türkiye'deki sol dediğimiz ya da daha seküler kesim ise belki bu süreçlerden kaynaklanan bir nedenle şu anda hiç anlamayı tercih etmiyor. Yani bu insanlar. Ona sol demeyelim de hocam. Sol çünkü demeyelim. Sol yanlış dediğimizde olur. Çünkü o konuda çabaların. Yani evet. Bu insanlar yani başörtüsü örtenler diye işte ibadet tarikata girenler, tövbe alanlar, şunlar yapanlar buna niye yapıyor? Yani o merak etmiyor. Sadece kaygıyla izliyor. Halbuki nispeten İslami dindar aydınlar Atatürk'ü anlamaya çalışıyor falan filan. Yani işin de bu tarafı da var. Bu da beni endişelendiriyor işin açıkçası. Ama sanıyorum bu iki uç var orada. İki uç. Iki yani uç. Bir taraf ne Atatürk'e ne demokrasiye ne laikliğe sıcak bakıyor. Bir yani tarafta dinle işte, İslam'la alakalı en küçük geçişkenlik şey olması lazım. Oluyor, evet. Oluyor. Evet. Delikli peynir modeli. Delikli peynir modeli. Doğru. Yani belki işte doğru. Bir bunu aşmak gerekiyor kesin. Bence de. Size dönelim son olarak artık yavaş yavaş böyle son kapatma son cümlelerine geliyoruz. Birkaç dakikalık herhalde. Evet. Valla benim birkaç diyeceğim şey kısaca ne yapmamız gerektiğinde birisi ılımlı İslam'dan dolayı değil, İslam'ın ruhundan dolayı belli şeyleri yapmamız lazım. Bunların bir kısmı beylik laflar olacak ama yani temel reçete bu.
Kısacası birinci maddede şunu bilmemiz lazım. Yani belli şeylerin bugünden yarına reçetesi yok. Siz dünyadaki 1/4'lük nüfusunuzda 1/20'lik dünyanın gelirini alıyorsanız İslam alemi olarak. Bunu yani ben bir devrim yapayım 3 yılda her şey değişsin. 5 katını arttıralım dünya ortalamasına gelelim. Böyle bir şey olamayacağı belli. Ama ne olacak? Yani sonuçta dünyada gerçek anlamda para getiren şeyler eğitimle sizin zihninizden koyduğunuz artı değerle size para getiriyor. Bakın işte adam bir Google gibi, bir YouTube gibi bir kanalın yapılması ve onlardan gelen maddi güç bir ülkenin bütün petrol rezervini aşıyor. Ama nasıl o kanal yapıyor, diğerlerini yapıyor? Tamam arkasında Amerika gibi bir ülkenin gücü var. Ama eğitimden gelen belli beyinler, mühendisler, diğerleri onun altyapısını kuruyor. Yani çok uzun vadede sizin eğitime yapacağınız ancak yatırımla, iyi bir eğitim sistemi kurmanızla siz ekonomideki bu geriliğiniz, iktisattaki geriliğinizi ancak giderebilirsiniz. Birinci madde bu bence. Yani ne yapıp yapıp İslam aleminin dünyanın en kaliteli eğitim sistemini gerekirse başka yerlerden kısarak ve iyi bir modeli kurar. Siz iyi bir eğitim modeli kurmadıktan sonra yani istediğiniz kadar yatırım yapın. O da işe yaramaz. Evet. İnsana yatırım. Buna İnsana yatırım ama insan deyince de yani bence tam nokta özellikle eğitim. Doğru. Bu ana okulundan doktoranın sonuna kadar yani eğitim deyince her alanı yani burada. Ömrün sonuna kadar hatta yani. Tabii ama yani devletin özellikle örgün yatırım yapacağı şey, kontrol edeceği şey veya belirleyeceği programla yapacağı şey bu kısım. Ondan sonra ne yapıp yapıp İslam alemini mutlaka sanatla da barıştırmanız lazım. Evet. Yani müziğin haram olduğu yok resmin haram olduğu gibi İslam adına uydurma izahlar yapıldı tarih boyunca. Kur'an'da böyle bir yasak yok. Bana göre bu uydurmalara da inanmamız için hiçbir sebep yok. İşte Fatih Sultan Mehmet'in geçmişte resmini yaptırmak isterken o bula bula başka ülkelerden birini yok o İtalyan'ı yok şunu getirmiş olması işte o dönemdeki aslında bizim bir sanata bakışımızı da gösteren bir şey. Yani Türkiye'den biri çıkıp. Kaldı ki Kur'an heykeli yasaklamıyor. Puta tapmayı yasaklıyor. Tabii. Üstelik heykel övülür tarzda Hazreti Süleyman'ın çok doğru. Övülür tarzda Kur'an'da Hazreti evet. Süleyman'ın sahip olduğu gayrimenkullerin içindeki bir yapı olarak sunarken Kur'an bununla ilgili hiçbir yasaklaması yok. Ha demek ki bizim sanatla mesafeli olmamız için de İslam temelli bir sorun yok. Kültürdeki belli aksaklıklardan dolayı o sorunlar çıkmış. Bakın mesela Türkiye'nin bugün bana göre en önemli avantajlarından bir tanesi. Mesela biz zaman içerisinde dizi yapmayı öğrendik. Dünyanın Amerika'dan sonra en önemli dizi ihracatçılarından biriyiz. Ne yapıyoruz? Türkiye'deki bugün turizme en önemli katkılardan birisi buradan geliyor. Ama kimlere ihraç ediyorsunuz? Olsun kime ihraç ediyorsak olalım. Biz bunu daha da geliştirirsek... O ihraç ettiklerimizden fazlasını edebiliriz. Bakın Hırvatistan gibi. Milleti bozuyor aslında. Deseniz. Hayır. Bakın o da tamam be. O da tartışıldı. Ben daha güzel diziler yapabiliriz. Yok. Bu evet. Dediğinizde ben gerçekten bu dizilerdeki ahlaki seviye, içerik olarak ne kadar yararlı tartışılır. Ama her şeye rağmen sinemacılık dünyadaki en etkili bana göre sanat yöntemi. Popülizmle ilgili. Türkiye'nin buradan bir ihracatı olması bence bir olumlu bir şeydir. Tabii ekonomik olarak olumlu. Ama biz ekonomik olarak da öyle olumlu başka açılardan da Türkiye'nin kuracağı ilişkiler açısından da olumlu. Bu çok daha yararlı bir şekilde de kullanılabilir. Birkaç cümlede ama bu ben yani olumsuz tarih sürecinde baktığımızda İslam ülkelerinin sanatla kurdukları ilişki bence Batı'ya göre ne yazık ki biz geride kalmışız birçok sanat dalında. Evet. Bu bana göre olumlu ufak bir örnek. Bunu çok da daha biz İslam aleminde büyütülmesi lazım. Örneklerin ki diğer müzik gibi çok etkili sanat dallarında da veya diğerlerinde neyse. Ama sanat bence önemli bir başlık eğitim gibi. Üçüncü başlık tabii ki kolay bir şey değil ama ne yapıp edip siyasi bağımsızlık da lazım. Yani onlar bizi sömürüyorlara topu atmak ve kendi iç eksiklerimizi görmek ne kadar hatalıysa gerçekten de kardeşim bizim siyasi bağımsızlığımızın bizden kastı bütün İslam alemini kastediyorum Türkiye'yi değil. Yani İslam aleminin bir siyasi bağımsızlığını olmadığını düşünmek de bir yani körlüktür. Ciddi anlamda bizi siyasi açıdan ele geçirmiş, siyasi açıdan kendi menfaatimize özgür karar vermemizi engelliyorlar. Yani Suudi Arabistan oradan IŞİD gösteriyor, buradan El-Kaide'yi gösteriyor, oradan İran sopasını gösterip hop gelip ona birkaç yüz milyar doları birileri satıyor. Nedir bu? Sadece ekonomik olarak iyi ürünlere sahip olduğu için satmıyor 100 milyar dolarlık malı Suudi Arabistan'a. Belki Türkiye daha iyi fiyata satacak onların birini. Mecbur bıraktığı için satıyor. Evet, çünkü siyasi bağımsızlığı yok. Evet işte.
İslam ülkesi o 1/4 nüfusa dünyanın ekonomisinden 1/20 pay almayı eğer ki aşacaksa mutlaka ve mutlaka siyasi bağımsızlığını da bir türlü elde etmesi lazım. Evet. Bütün bunlar tabii eğitimle önemli olduğu için eğitim sistemindeki ilerleme sizin toplum olarak kültürünüzde akıl ve bilimle olumlu ilişki kurmanızla da ilişkili. Evet. Devletin yapacağı evet. doğru politikalar kadar. Bizim kültürümüzde de din çok etkili olduğuna göre bizim dinimizin akıl ve bilimle hiçbir sorunu olmadığını toplumda bazıları aman aklını kullanırsan sapıtırsın diyenlere inat. Evet. Kur'an'ın o ayetlerini yani aklı kullanın diyen ayetlerini, evreni inceleyin diyen ayetlerini, yaratılış nasıl oldu çıkın bir bakın diyen ayetlerini, Biruni'nin neyse ben bu ayetlerden ilham alarak bugünkü bu yaptıklarımı yaptım, Harizmi gibi yani dünyanın matematiğine, fiziğine, optiğine katkısı olan isimlerin bu ayetlerden ilham alarak ben bunları yaptım evet. diyenler gibi. Bugün bizim de Kur'an'ın akılla bilimle bir sorunu olmadığını, bizim kültürümüzün de ters kökeni İslam'dan besleniyorsa, o zaman bizim kültürümüzün de akılla bilimle hiçbir mesafesi evet. olmadığını da ortaya koymamız lazım. Ama bu tabii ki devletin akılcı politikalarıyla bulaşmış. Sadece devletin politikaları kültürde akılla bilimle olumlu ilişki olmadan verimli olamayacağı gibi. Evet, evet. Bizim kültürümüzde akılla bilimle olumlu ilişki olan bir anlayış oluşturmamız da devletin politikasıyla buluşmazsa sonuçta tabii, gerekli tabii. mecraya da gidemez. Bunların hepsini bir şekilde evet. buluşturmamız lazım. Her bunları Türkiye var. İçin değil bütün İslam alemi için söylediğimi de belirtmem. Hocam gerek. Bir dakikamız kaldı. Ne olursunuz hızla rica edeyim. Eyvah, son söyleyeceklerinizi. Yani. Önemli farkındayım ama tamamladık programı. Çok böyle. Hızlı hızlı söyleyeyim o zaman. Biraz da o zaman böyle anekdotvari bir şeyle bitireyim o zaman. Pierre Loti ve Lady Montagu'nun böyle şeylerine, hatıralarına bakılırsa asma altında saatler boyunca yarı uyanık, yarı uykulu insanlar nasıl zaman geçiyorlar? Bu şark da ne kadar da tuhaf geçiyor zaman diyor. Yani Atatürk'le beraber madem açıldı, 100 yıl başında trenin hızı 20 kilometre. Değişimin ivmesini değiştirmek istedi. Değişimin ivmesini değiştirmek istedi. Dolayısıyla biz az önce söylediği gibi, madem bir dakika kaldı hemen toparlayayım. Matematik ve felsefeye önem veren, tartışan, münakaşa eden, irdeleyen, analiz eden yeni kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Dolayısıyla Sakallı Celal'in İstanbul'da yaşayan bir lafıyla bitireyim artık ben. Beyler, hürriyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dedik. Biraz da ciddiyet lütfen diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremizi tamamladık. Aslında bugün konuşacak çok daha fazla konu var. Gene bir başka konunun devamı ve girişi gibi oldu bugün konuştuğumuz mesele. İnşallah konuşmaya da devam edebiliriz. Hızlıca kapatacağım affınıza sığınarak. Tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, teveccüh gösterdiniz. Siz sevgili izleyicilerimize de sabır gösterip bu vakte kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın saat 22'de gündem özelde görüşmek umuduyla inşallah. İyi sabahlar.